Yani öncelikle teşekkürler e, katılım gösterdiğiniz için bu etkinliğe önemli bizim için. E, ayrıca e, tabii bu etkinliği mümkün kılan herkese de teşekkür ediyoruz. E, ayrıca Melih Ferile de e, ayrıca teşekkürler. E, ya biz yani tek tek sunum yapmayacağız aslında. Dönüşmeli bir konuşma olacak bu en nihayetinde dönüşlü ve dönüşmeli olacak. Ben buluntu görme, buluntu film ile ilgili belli sorulara ve sorunlara dikkat çekeceğim, elimden geldiği kadar. Benzer şekilde paralelde koşut noktada Furkan ele alacak buluntu ses ve buluntu dinleme ile alakalı olan kısmı. Tabii şöyle bir şey var, yani zaman inanılmaz derecede kısıtlı olduğu için ve konu da inanılmaz derecede geniş olduğu için, yani bir saat, bir buçuk saat gibi bir süreye bunu sıkıştırmak zor. O yüzden e, yani herhangi yani dediğimiz şeyler çok doğal, doğal olarak eksik kalacak. E, bunların e, tamamlanması için hani soru cevap bölümünde yani dilerseniz eksik kaldığını düşündüğünüz kısımlar olursa, merak ettiğiniz kısımlar olursa, eleştirmek istediğiniz kısımlar olursa öyle bir şey de olabilir. Pozitif olması gerekmiyor. E, kesinlikle e, soru cevap kısmında şey yapabiliriz, cevaplayabiliriz el, elimizden geldiğince diyeyim. Ben böyle bir açılış yapayım. Furkan hani senin de söylemek istediklerin varsa. Ben tamam. de Tekrardan teşekkür edip herhalde yani hemen gireyim diye düşünüyorum. Ee, buluntu ses, buluntu dinleme e, gibi kavramlar üzerinden konuşurken, özellikle buluntu ses üzerinden konuşurken e, öncelikle ne olduğunu, ne zaman ortaya çıktığını vesaire gibi e, soruların cevaplanması herhalde geleneksel anlamda ne olduğu, ne zaman ortaya çıktığı gibi soruların cevaplanması e, müşim görünüyor gözüme. E, o yüzden e, işte müzik konkret dediğimiz, somut müzik dediğimiz e, bir müzik üretme etme besteleme yöntemi var ve e, bu müzik üretme yöntemiyle bir hayli bağlantılı bir şekilde ortaya çıkıyor. Buluntu ses dediğimiz e, kavramın en geleneksel hali e, ve bu 1940'larda e, ilk defa işte konuşulmaya, 1940'ların sonları, 1950'lerde ilk defa e, konuşulmaya başlanıyor. Konkret müzik dediğimiz, müzik konkret dediğimiz yani somut müzik Türkçe'de bant üzerine yani bir kayıt alınıp, bir ortamın vesaire kaydının alınıp o bantın kaydedilmiş üzerine kayıt alınmış bantın kesilip biçilmesi, montajlanması ile ilk örneklerini veriyor. Somut kavramı da ilk etapta yani müzik konkret dediğimizdeki işte somut kelimesinin orada bulunmasının temel anlamı da aslında e, bu işlemin yapılan e, işlemin elle tutulu, tutulabilirliğinden e, ilk etapta ortaya çıkmış diyebiliriz. E, ve e, bu somut müzik ortaya çıktığında bir aile yeni bir müzik üretme, besteleme yöntemi olduğu için yeni kavramların da ortaya çıkmasına belli açılardan sebebiyet vermiş. E, işte bu unut sesli bunlardan biri olarak söyleyebiliriz. Aralarındaki ilişkiye birazdan değineceğim ama işte bunun sesin en geleneksel veya işte birçok kitapta e, bulabileceğimiz şekilde tanımı işte müzikselleştirilmemiş olan şeyleri müzikselleştirmek, müzik için buluş yapmak, e, müzik geleneğine ait olmayan e, herhangi bir sesi, sesselliği geleneğe katmak gibi anlamlara geliyor. E, yani e, karşımıza e, çıkmamış veya çıktıysa bile müzik önermesi olarak gelmemiş belli sesleri müzik içerisinde kullanmak en temel anlamı olarak düşünülebilir. Kelime anlamının yani buluntu kelimesinin anlamının da işte bir araştırma kazı sonucu vesaire elde edilen şey veya şeyler olduğu düşünülürse bir aileyi aslında bağlantılı. Evet. En geleneksel somut müzik müzikler üzerinden düşünürsek aslında kayıt temel alındığı için kaydın içerisindeki seslerin bir buluntu ses olduğu düşünülüyor ki benim perspektifimce de öyle. Ancak e, kavram biraz daha e, genişletilebilir, genişleyebilir bir kavram olarak e, gözüme çarpıyor ilk okumasını yapmaya çalıştığımda. E, müzikselleştirilmemiş olanı müzikselleştirmek dediğimiz tanımın içi çok daha farklı şekillerde doldurulabilir ve e, dolayısıyla e, müzik konkret dediğimiz işte bir müzik yapma etme biçiminin fan sandığı müzik konkrete e, bir şekilde bu kadar tekil bir ilişki kurmasının gerekliliği üzerine birazcık e, tartışmayı yönlendireceğim. E, bu e, sergi kapsamında çıkarılacak kitap için ele aldığımız yazıda biraz daha işte enstrüman, enstrümanlaştırma e, gibi e, kavramlar üzerinden daha çok found sound, işte bulundu sese yaklaşmıştık. Burada birazcık daha e, s, s şeyin, konkrit e, müzikle buluntu sesin arasındaki ilişkinin bu kadar var, varoluşsal olabilir. Ancak birbirlerinden koparılamaz vaziyette mi yoksa koparılabilir vaziyette mi? Onun üzerine biraz daha gideceğim. Çeme, Aslı. E, zaten hani kavramsal düzeyde zaten o koparılma koparılamama meselesinden aynen, bahsedeceğim aynen. değil mi? Yani, Hı -hı. Aynen. yani bu e, sinema söz konusu olduğunda e, hani belli açılardan daha kolay bir e, durum söz konusu. Yani kayıt teknolojisine dayanması itibariyle sinemanın. Ya baktığımızda e, sinema kavramının ne ifade ettiğine, e, genelde mesela fotoğrafla karşılaştırdığımızda daha e, soy kütüğünü sinemanın oluşturmak daha zordur. Yani fotoğraf, fotografik görüntü ve o fotografik görüntünün statize edilmesiyle kendini var eden bir sanat örneğin. Ama sinema söz konusu olduğunda örneğin, e, onu Çin gölge oyunlarına kadar götüren belli... E, e, bu konuda çalışan bilim insanları var örneğin, ya da felsefeciler de var. Ya, ya, bana soracak olursanız, e, en iyi kökensel sinema, orijinal sinema yani origin olarak film denen medyumla e, başlıyor aslında sinema. Ama işte tamamen ondan ibaret gibi de değil çünkü sinema söz konusu olduğunda aslında hareketli görüntüden bahsediyoruz. Yani hareketli görüntü teknolojisi, teknolojilerin toplama aslında sinema. Yani ba başka bir şey değil aslında. Film bunun kökensel versiyonu. Sonradan ne olmuş? Mesela bunun farklı mecra ne var? Video, dolayısıyla televizyon, şimdi sanal gerçeklik, hologramlar. Bunların hepsi hareketli görüntü teknolojisi. Dolayısıyla hepsi belli bir o, oranda, kendi payına oranda derken sinema kavramının içerisinde en yerine yer alıyor. Ve yani, ka, e, kayda dayanmaları itibariyle de zaten buluntu olma halini e, başlı başına kendi yani, hücrelerinde barındırıyorlar diyeyim. Hani kayıtsallık bu anlamda, buluntusallıkla bir anlamda eşit değer. Onu anlatmaya çalışıyorum. E, ya bugün bunu niye mesela ya buradan niye başladım bunun önemi şu ya bugün e, yani gitgide sinema özelinde baktığınız zaman tarihini hep kayıt kay, kayıt denen şey daha hızlı alınmasına doğru ilerleyen daha hızlı paylaşılmasına daha hızlı dolaşıma girmesine daha hızlı tüketilmesine yönelilen bir hat izlenmiş e, filmden videoya geçişi düşünürseniz mesela filmde çok ya, kimyasal bir sürece sokmanız lazım Üret ya, kaydın kendisini üretilebilir ve algılanabilir kılmanız için bir yerde Videoda böyle bir şey yok. Çok hızlı bir şekilde üretip çok hızlı bir şekilde dolaşıma sokabildiğiniz şimdi çok daha hızlı. Yani dijital sinema ile beraber ee, bu kaydın hızlanması gitgide şunu yaratmış. En azından benim yorumum bu. Ee, e, şeyimiz e, üretmiş olduğumuz imgelerin e, hızı, e, yani üretme hızımız arttıkça e, biriktirmeye başlamışız. Yani biriktirdikçe de. Ee, daha fazla biriktirdiğimiz üzerinden e, düşünmeye başlamışız ve bakıldığında bugün Örneğin e, televizyon haberlerinde internet mimlerinde Twitter postlarında e, toplama derleme videolarda YouTube'da hani YouTube'un çok çok e, büyük bir etkisi var bence. Üzerinde e, hani sinemaya, hareket görüntüye insanların yaklaşımına bir arşiv söz konusu internetle başlamış. Ve hani hareketli görüntüleri tabii ki de hareketli görüntüleri de kapsıyor ama hareketli görüntüleri en nihayetinde kapsıyor bu. Bütün bunlar. Yani ya bugün buluntu gör, görme denen şeyden yani buluntu filmden çok fazla konuşmamızın nedeni aslında yani e, e, kayıt denen şeyin Hayatımızın çok büyük bir kısmı hareketli görüntü denen şeyin hayatımızın çok büyük bir kısmını kapsaması görsel e, denen şeyin çok büyük bir kısmını kapsaması ve bu görselin de hareketli e, e, görüntü en e, temel noktası bu görselliğin diyeyim. Yani böyle bir başlangıcı var bir kere e, yani benim özelimde ama yani bugün baktığınızda mesela buluntu film kısmına gelirsem bu kayıt kısmı önemliydi ama buluntu e, film kısmında şöyle bir durum var. Buluntu film yazdığında bugün Google'a arama yaptığınızda ne olduğunu e, e, görmek için e, karşınıza bir tür estetik çıkıyor, Bir e, mış gibi yapma estetiği çıkıyor. Bir, e, genelde yani korku filmlerinde kullanılan e, gerçekmiş gibi gözükmesi için belli bir estetik estetikte çekilen filmler bunlar. Bugün bunları aslında yani normal şartlarda da buluntu film diye adlandırmıyoruz. Yani bu şey e, kaydı ka, e, kaydın üzerine düşünmeyi bir pratik olarak değil bir estetik olarak düşündüğümüzü. ...bir yerde gösteriyor bugün. Ee, böyle bir anekdot var. Onu iletmek istedim. Yani bunun şöyle bir bence... E, ...alakası var... E, ...konuyla. Pratik kısmı... E, ...kendini bir yerden sonra... E, ...estetik kısmına... ...bırakmış. Ve bu estetik kısmı... E, ...aslında bu bu pratiği bir yerde soğurmuş. Yani bugün bunu tartışmanın... ...ben önemli olduğunu düşünüyorum... ...bir anekdot olarak... E, baktığınızda ama e, yani buluntu filmin kendisinin ne olduğunu, eskiden ne olduğunu yani bugün buluntu film yazdığımızda hakikaten çünkü internette ne görüyorsak biraz onu alımladığınız için anlatıyorum bütün bunları. Buluntu film aslında bir pratik, bir estetik değil. Bir pratik aslında. Yani estetik e, olarak kendisine var eden bir şey sonradan estetik olarak kendisini var eden bir şey yani. Öncelikle pratik. E, baktığınız zaman bu buluntu filminin ne olduğunu hani Furkan gibi kısaca açıklarsam ben de buluntu ses özelinde açıkladığı gibi onun. Yani birçok türde ve bir tipte materyali. Yani spor filmleri olur bu, reklamlar olur, yani televizyon reklamları olur, televizyon haberleri olur, anlatı filmleri olur, güvenlik kamerası görüntüleri olur. Herhangi bir şey olabilir. E, bunları e, bunlarla bunlarla film üretmek. Bu tekil çoğul olabilir. Yani bir filmin bir filmden de e, bir filmi alıp onun Planlarının yerini değiştirip de buluntu film yapabilirsiniz. Başka filmlerin görüntülerini, başka hareketli görüntüleri bir araya to toplayıp da buluntu film e, üretebilirsiniz aslında. Yani tek bir film de kendi içerisinde çeşitlenebilir. Ona da buluntu film diyebiliriz. Onu anlatmaya çalışıyorum. E, şimdi bu genel kısmı geçtikten sonra anekdot kısmına da ve tanım kısmına da e, şu soru giriyor devreye. Furkan'ın da e, bahsini geçirdiği bu bulutsa sözlerinde ne zaman başladı bu? E, buluntu film e, denen pratik. Aslında yani benim en azından fikrim bu. Çok fazla farklı farklı işte şu zaman başladı, şu filmle başladı diyen insanlar var. Ama bence ya yani bunun kavramına, pratiğe baktığımızda buluntu film aslında film denen şeyle ortaya çıkıyor. Yani film denen şeyle beraber zaten kayıtsallık ortaya çıktığında e, kayıtların kendisini varyasyonlama imkanımız doğmaya başlıyor zaten. Yani e, her film özü gereği aslında bir tür e, potansiyel bir buluntu film. Yani buluntu olarak kullanılabilir bir materyal var karşınızda. Kayıt olması itibarıyla. sadece. Ee, yani buluntu filmin bu açıdan yani tarihselden ziyade pratik bir başlangıcı var. Medium ortaya çıktığında kaydet, hareketli görüntü, kaydetme edimi ortaya çıktığında aslında başlayan bir pratikten bahsediyoruz. Yani kaydetme edimi buluntusallığı yaratıyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu e, şöyle örnek verirler. Bunu da söyleyip sana bırakacağım Furkan. E, Esfir Şubun, The Fall of the Romanov Dynasty adında bir filmi vardır. E bu filmle başladığı iddia edilir ama bu söylediğim hani e, az önce söylediklerim ya yani böyle bir tarihsellik vermemize gerek olmadığını ifade etmek için hani genelde kanonda böyle söylenir ama örneğin baktınız hani tarih üzerinden örnek vereceksek Kuleshov'un deneylerini düşünün mesela Lev Kuleshov'un ünlü Sovyet yönetmeni. Saniye keseyim seni. Tabii. <laughs> ee, bahsedilen filmlerin ve işte bahsedeceğim müziklerin vesaire hepsini e, paylaş e, konuşmanın sonunda paylaşacağımız bir playlist ve film listesi olacak. O yüzden böyle not almaya falan çalışmak isteyenler olursa da izlemek isteyenler evet. e, öyle en sonda görecekler. Hepsini vereceğiz onların. Gayet hepsini tamam. bir arada görebilecekler. Özür dilerim kestiğim yok yo, Hayır hayır ne neden? E, e, Kuleshov'un deneylerinde örneğin bir imgeyi alır, bir adamın imgesidir bu. E, farklı im imgelerle yayına getirerek e, onların nasıl bir etki yaratacağını deneyini yapar. Her, her zaman o adamın imgesi birdir. Aynı imgedir. Örneğin e, o adamı gösterdikten sonra adamın planını, close-up'ta planını gösterdikten sonra bir e, mesela yemek var, imge. Ne çıkartıyorsunuz bundan? Çocuk. E, herhangi başka bir şey. Mesela yemekte e, adam aç diyeceksiniz. Çocukta e, adam şefkatli diyeceksiniz. Kadın gördüğünde belki şefkatli diyeceksiniz. Ne olacağı bir tabut gördüğünde e, diyeceksiniz ki üz üzüntülü, ölü e, görüyor. Yani bir görüntü, buluntu görüntü birçok anlama gelebiliyor. Başka ya sadece iki tane görüntüden bahsediyorum. Sadece iki görüntü yan yana getirdiğinizde bile anlam değişebiliyor ve ama imge aynı. Ya yani dolayısıyla böyle bir noktadan baktığınızda bile 1919 yılında yaptığı deneyler bu. Kuleshov'u. Ee, 1927 yılında şubun yaptığı film örneğin. Yani e, buraya çekebilirsiniz ya da bilim S. vardır. Hani e, 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 film e, tarihi ve teorisyeni, e, Amerikalı ee, e, e, örneğin e, Recycled Images diye çok ünlü bir kitap vardı. Orada bir dire, ünlü Dreyfus davası ile alakalı yapılan bir haber filminden bahseder. 1898 yılında yapılmış bir film bu. O davanın nasıl fazlardan geçtiğini açıklamak için voiceoverla e, belli buluntu görüntüleri e, yayına getirip e, onları e, e, belli bir anlama gelecek şekilde sıralayarak bir film üretinden bahseder. Mesela Fransız bir yapımcının o zaman anonim tabii adını vermiyor. 1898 yılında bile yapılmış bir şey. Ya yani baktığınız zaman kanunda 1895 yılında sinemanın başladığını düşünecek olursanız diyelim. E, bence çok daha, daha önceden başlıyor ama e, yansıtma teknolojisiyle, de Lumière'lerle başladığını düşünürseniz. 3 yıl sonra bulutu film vardı. Ama buraya götürmemize gerek yok. Yani e, mecra başladığı anda aslında bulutu film başladı diyeyim. Benim teorim en azından bu. Sana bırakıyorum Kupkan. Ben kısaca bir şeyler ekleyip sonra tekrar sana bırakacağım. Yani tarihçesinden çok bahsettiğin için. Evet. buluntu ses üzerinde bir e, tarihçeden ilk örneklerden vesaire bahsetmek gerekirse işte 1944'te Halim Eldak, Mısırlı bir besteci. 1948'de Pierre Schaeffer e, en geleneksel tabirinin ilk çalışmalarını yaptığını söyleyebiliriz. Ee, ama buluntu malzeme kullanımı yani e, burada buluntu ses kavramının ortaya çıkmasından bahsediyoruz. Buluntu malzeme kullanımı işte 1930'ların başlarında hali hazırda zaten e, kullanılmaya başlanmıştı Edgar de özellikle. E, hangi parçalarında vesaire olduğunu ileride örnek olarak göreceğim. Ona işte found object e, ismi e, takılıyor. Herhangi bir nesnenin e, önceden müzikselleştirilmemiş herhangi bir nesnenin müzik içerisinde kullanımını, ondan ses imal edilmesini, müzik imal edilmesi ve found object diyoruz müzikte. Yani buluntu kelimesi 1900'lerin e, ilk çeyreğinin sonlarında, ikinci çeyreğinin e, başlarında ortaya çıkmıştı. Ama buluntu ses, e, found sound dediğimiz kavram işte biraz da e, 20. 20. yüzyılın ikinci yarısına doğru söylenmeye e, başladığını söyleyebilirim. E, ama işte kavramlar yani bu kavramın veya işte found object dediğimiz kavram biraz daha nesneye gönderme yaptığı için görece daha kapalı bir kavram olabilir ama bunun ses dediğimiz kavram e, şeyiyle yani işte örneğin Halim Eldap'ın parçası işte Pierre Schaeffer'in parçasıyla e, bu kadar varoluşsal bir ilişkiye girmeli mi girmemeli mi diye e, sorulduğunda e, bulundu ses kavramını e, parçadan özgürleştirebilecek, parçadan koparabilecek çeşitli e, perspektifler beliriyor benim kafama. E, Müzikselleştirilmeyeni, müzikselleştirmek olması itibariyle sadece bir kayda, yani bir müzik yapma etme pratiğinin kendisine veya onun içerisindeki bir e, segmente, işte bir bölüme gönderme yapması gerekmiyor gibi geliyor ona. Ve bu kavramı biraz daha geniş perspektiften inceleyebiliriz. Müzikleri bu, e, bu kavram üzerinden yani, o ortaya çıktığı zamandan hem öncesini hem de sonrasını inceleyebileceğimiz bir kavram haline gelebilir diye düşünüyorum. Evet. Kavram bu bağlamda 1940'ların sonu 1950'lerin başında ortaya çıktığında bir nokta olup sonrasında bir çizgi yaratmaktan ziyade bir nevi tarihte bir köprü görevi görebilecek bir potansiyeli sahip. Bunun işte neden aslında böyle bir şekilde ifade ettiğimi neden işte onunla eşleştirmem, eşleştirip eşleştirmememiz hakkında bir çeşitli e, farklı e, perspektiflerin olabileceğini birazdan bahsedeceğim ama herhalde şimdi sana vereyim sözü. Tamam. Yani sen içerimlerinden işte bahsedeceğim zaten ila, ilerleyen safhalarda. Ben hı hı. Hani şimdi belki biraz uzun konuşacağım. E, ya yani bunun film az önce bu e, ya yani bunun film kavramının, yani bunun filmin filmle bir yerde özdeş olduğunu ve hani bunun yani filmin neliyle ilgili bir mesela yani watmasıyla ilgili bir mesele aslında bu. Yani nasıllığına baktığımız ama buluntu film denen şey aslında o zaman devir. Yani iki imge bir araya nasıl getiriliyor ve o şekilde getirildi ne oluyor? Aslında hani buluntu film dediğimizde bunu tartışmamız lazım. Yoksa herhangi bir e, buluntu görüntüyü e, herhangi bir kaynaktan alıp film yapmak yani tabii ki de buluntu filmdir bu. Ama bu bize çok e, 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 kompleks bir tanım vermiyor en azından zengin bir tanım vermiyor. Kompleks de basit ve zengin de olabilir ama zengin bir tanım vermiyor. Çok çok basit bir tanım veriyor. Ee, ya oluşum şeklinden ziyade bunun tüfeğinde ben kullanım biçiminin önemli olduğunu düşünüyorum. Yani oluşum şekli aslında çok basit. Yukarıda dediklerime karşılık geliyor. Üstün köre en azından benim yorumumla. Ee, ya farklı farklı biçimler altında kullanarak nasıl anlamlandırıyoruz bu görüntüleri? Ya burada e, ya tabii genel yöntem, prosedür her filmde olduğu gibi montaj. Ama bu montajın yaratmış olduğu yani sonuçta sonuçta montaj filmin bütünlüğüyle alakalı bir şey. O bütünlük nasıl bir imge yaratıyor bizde, e, kafamızda? E, bunun için, ya benim iki tane eklemem var bunu ama William, William C. Weiss, yukarıda adını geçtiğim Weiss, yazar. E, üç çeşit buluntu film olduğunu söylüyor, e, türü olduğunu söylüyor. Ben iki tane daha ekleyeceğim dediğim gibi. Sırası da şöyle, derlemeci buluntu film, kolajcı buluntu film ve sahiplenici slash temel edici hangisini tercih ederseniz? Buluntu film. İngilizcesiyle bir ilki kom, e, compilation, ikincisi collage, üçüncüsü e, appropriation diye e, ifade ediliyor İngilizcede. Yani değerlemeci derlemeci buluntu filmden bahsedeyim. E bu buluntu film yapım şeklinde e, film film imgelerinin, buluntu görüntülerin temsili değeriyle oynamıyorsunuz. Ya yani onların e, zaman mekanını e, farklı imgelerin zaman mekanıyla e, a, e, aynı zaman mekandaymış gibi hissettirmiyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim. Belli bir derleme belgeselcilik anlayışına denk geliyor bu aslında. Yani Şub'un şu bunun filmine örnek verirsem mesela Rusya'nın, Sovyet Rusya'nın panoramasını verir buluntu görüntülerle bize. işte kategoriler ayırır örneğin işte. Papazlar, işte kapitalistler, proleterler vesaire. Önce bunları verin örneğin. Bunların imgelerini bize gösterir ama temsili değeriyle oynamaz şu. Gösterir bunları sırasıyla. Sonra Rusya'nın o zaman geçtiği savaşları gösterir. Sonra barış kısmını gösterir ve çarlığın nasıl devrildiğini ve Rusya'nın nasıl, Rusya, Sovyet, Sovyetlilerin nasıl galip geldiğini gösterir örneğin. E, buluntu görüntüleri yayına getirerek bir anlatı kurar diyelim. Bir belgesel üretir, türetir o buluntu görüntülerde. Ama mesela örneğin hani e, e, çar yanlısı birisi gelip o görüntüleri kullansaydı başka bir şey yapacaktı. Ama yine temsili değeriyle muhtemelen oynamayacaktı. Yani belli görüntüleri alıp onların temsili değerlerini e, altına oymadan gerçekleştirilen buluntu filmlere metodolojik olarak derleme, e, derleyen buluntu filmler, derlemeci buluntu filmler compilation diyebiliriz e, diye düşünüyorum. E, kolaj kısmına geldiğimizde montajla kolaj arasındaki ayrıma belki sonra geleceğim. Bir nüans farkı var. Kolajda Tam olarak derdiniz bu zaman-mekan filmik zaman-mekanı kendisini e, bozmak ve yeniden kurmakla alakalı. E, ya manipüle etmekle alakalı bu zaman-mekanın kurulumunu. Bir tane iki tane örnek vereceğim çok rahat bir şekilde anlaşılabilecek bir şey bu da. E, Cecilia bariganın mesela The Meeting of Two Queens adında bir filmi vardır. E, Greta Garbo ile Dietrich'in e, filmlerinden belli kısımları kırpar ve bunları belli e, Konseptler altına yana getirir, yani belli belli mekan isimleri verir ya da belli konsept isimleri verir yana yana getirir o iki e, figürün filmlerdeki imgelerini. Örneğin işte kitaplık bölümü vardır filmin içerisinde. E, Malin Dietrich kitap alır, çerçeve dışındaki bir kişiye bakar. Sonra Greta Garbo yukarı doğru bakar Malin Dietrich çünkü yukarıdadır kameranın üst tarafında kalır. Onunla konuşuyormuş gibi hissedersiniz ama aslında böyle bir şey yoktur. Örneğin ama gayet çalışır bu film özelinde İşler ya da telefon konuşmalarının e, e, kesilmesi söz konusudur telefon bölümünde Greta Garbo ile Malin Dietrin konuştuğunu görürsünüz ama aslında konuşmamışlardır farklı iki filmde var oluyordur o iki imge ama yayına gelir o zaman mekan orada e, e, bozulur diyeyim yani o filmlerin zaman mekanı bozulur ve burada bir, tekrar bütünleşirler. Mesela bu telefon örneğinde Christian McLean Telefons filmi vardır. Aynı şeyi yapar. Farklı farklı filmlerden telefon konuşmalarını keser ve onları birbirine bağlar. Sanki bir bütün film, büyük kocaman bir şebekeymiş gibi o filmlerine içindeki tüm karakterler birbirini konuşur gibi hissedersiniz. Yani onları kolajlar aslında o görüntüleri. Bir e, zaman, mekan. Bütünlüklü bir zaman mekan kuracak şekilde, parçalardan bütünlüklü bir zaman mekan kuracak şekilde. Burada bir belgeselcilik söz konusu değil, zaman mekanın bir yerde e, e, bozulması, distortion'ı söz konusu diyeyim. Kolajcı da böyle, e, ikincisi bu. Sahiplenici, temellik edici, temellik edici bulundu filmde e, belli görüntüleri alıp bunları e, belli bir ideolojik bir haleyle kaplamak, e, söz konusu. Belli ide, belli ideoloji yansıtacak şekilde kurgulamak söz konusu. Yani bu genelde tipografi tipografiyle falan yapılan bir şeydir ve en ne herhalde televizyon haberlerinde gördüğümüz şeylere yakın bir buluntu film yapma pratiğinden bahsediyorum. Sonuçta televizyona belli ajansların çektiği görüntüler var ve o görüntüler farklı farklı kanallar tarafından farklı farklı voiceoverlarla, farklı farklı tipografilerle altyazılarla kullanılabiliyor ve nasıl bir e, teknik uygularsanız ona nasıl bir e, şekilde yaklaşırsanız nasıl bir çıktı alırsanız orada. E, o onun anlamı o şekilde de, de, değişip dönüşüyor. E, sahiplenici temellik edici film bu e, ideolojik boyutu öne çıkarmak üzerine. E, ne belgeselcilik üzerine ne e, kolajcılık üzerine ama e, o imgeleri belli bir şekilde sahiplenip belli bir şekilde yansıtmak üzerine ilerliyor. Baktığınız zaman hani ilkinin imlemi e, signifikasyonu yani gerçeklik gibi hani baktığınız imgeler gerçek gerçekte bir referansları olduğunu biliyorsunuz. İkincisinde imgesellik söz konusu. Belli bir filmik zaman mekan kuruyorsunuz ama imaginary bir şey o. İmgesel bir şey yani aslında var olmayan bir şey. İmgeselliği ön plana çıkartıyor. Üçüncüsünde daha ziyade bir tür simüle etme hali, bir tür simulakrum söz konusu diyeyim. Yani yaptığınız şey aslında belli zaten hala hazırda belli bir manipülasyonla elde edilmiş olan imgeleri tekrar manipüle etmek. Bir tür böyle e, aslında çok da böyle bir aslı olduğunu söyleyemeyeceğiniz e, bir kopyanın kopyasını üretmek gibi bir şey. E, televizyondaki imgelerin mo e, montajlanmasından ve tekrar montajlanmasından bahsediyorum. Benim ekleyeceklerim bunlara, benim not düşeceklerim iki tane daha var. Denemeci ve saptırmacı bulun filmler. Essayistic ve distortif diye adlandırdım ben bunları. Benim söylediğim bir şey bu hani şey değil. Tamamen yanılıyor da olabilirim. E, ama benim teorim şu, e, denemeci buluntu filmlerde, bunun en iyi örnekleri herhalde Godard'ın e, geç dönem video işleriyle Faraki'nin e, filmleri diye düşünüyorum. E, bir buluntu görüntülerden bir teori, bir film teori çıkartmak, e, e, buluntu görüntüleri kendisini problem haline getirmek, onların tem, nasıl, şeyleri nasıl temsil ettiğini problem haline getirmek söz konusu bu buluntu film yapma şeklinde ya da buluntu görüntü kullanma şeklinde diyeyim. Yani belli bir probleminiz var belli bir temsil şekliyle ondan bir teorem çıkartıyorsunuz. Önce problem var sonra teorem ortaya çıkıyor. Bir örnek vereyim buna da daha anlaşılabilir şekilde olacak. Örneğin Faraki'nin e, Workers Living the Factory diye ünlü bir filmi vardır. Bu filmde yaptığı şey şu basitleştiriyorum. E, 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 sinemanın ilk imgesi olduğu düşünülen e, fabrikadan çıkan işçiler işçiler e, filminin, Lumière'nin, Lumièrelerin filminin o imgesini, yani fabrikada işlerin e, çıkması'nın imgesini farklı filmlerde nasıl temsil ettiğini araştırır mesela, çünkü 40 dakika içerisinde çok daha bir metinle yaklaşır aslında. Ya bir metni vardır, bu bir tezi vardır buna dair ve farklı filmlerde o tezi e, kovalar aslında, arar nasıl temsil edildiğini e, görünür kılmaya çalışır ve e, bir yerde gerisi de aslında size kalır. Yani eskiden mesela bir bütün halinde gösterirken gösterirken e, işçilerin fabrikadan çıkışını sonraları 1950'lerde 60'larda Amerikan filmlerinde örneğin Marlene Dietrich'in bir film, e, Marlene Dietrich değil Marilyn Monroe'nun bir filminden bir e, 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 buluntu görüntü getirir önümüze. Orada mesela e, bir arada çıkan işçiler yoktur. Marilyn Monroe tek başına çıkar, biriyle buluşur ve yürür tek başına çıkan bir işçi vardır. Bu bir işçi temsili ama Buna bizi uyarıyor. Yani e, buna karşı stimüle ediyor diyeyim. Bu temsil sorununa karşı. Bu e, teori kısmında bu örneği denemeci buluntu film kısmında bu örneği verebilirim e, birazcık ilüstre etmek açısından saptırmacı da, saptırmacı dediğimde distorted dediğimde şöyle bir durum söz konusu bu en herhalde abstrakt olan kısmı Bunlarda hani görüntülerin hareket ve imge duyumunu başkalaşması başkalaştırılması ve bozulması ve bunun sonucunda da yeni bir film duyma ve biçimi üretme hali söz konusu. Hareket ve imgenin, hareket imgenin, sinemanın temel bileşeni zaten. Bunu bozmak, rengini, sesini, zaman, hareket anlayışını, dokusunu, maddeselliğini bozmak söz konusu bu filmlerde. Bir madde olarak yaklaşmak söz konusu aslında film denen şeye. E, film temsiline değil yani denemeci filmlerde olduğu gibi film temsiline değil de maddesini sorunsallaştırıyorsunuz artık sallaştırmaya başlıyorsunuz. Buna da bir örnek verirsem. Martin Arnold e, Avusturyalı e, filmci, deneysel filmci. E, örneğin e, e, Passage à l'acte. Bu Fransızca okuyamıyorum e, bilmediğim için. Kusura bakmayın yanlış telaffuz edebilirim. Passage à l'acte diye bir filmi var. Bu filmde ne oluyor? E, to Kill a Mockingbird adına bir film var. 1962 yılında çekilmiş e, bir film. Bunun bir sahnesini alıyor Arnold. Biz de ileri geri sarmalarla takıtma ta, ta, imgeyi takıltarak, durdurarak o e, sahnenin içindeki en küçük harekete yani karenin hareketini uyarılmamızı sağlıyor diyebilirim örneğin. Hani bu e, hareketin kendisini ön plana çıkart yani buluntu görüntünün içerisindeki hareketselliğe uyarmaya çalışan bir örneğin buluntu film yapım anlayışı. Bunu şeyde de görebilirsiniz. İngiliz yapısal, yani İngiliz ve Amerikan yapısal filmcileri de çok fazla kullanırlar bu e, buluntu görüntülerin. Buluntu görüntülerle bunların hareketlerine ve imgeselerine dair bir şey söylemek için. Bunun ma ma e, maddesi üzerinden kimyasal e, işlemlere sokarlar, çizerler, karalarlar, boyarlar. E, e, seslerini çıkartıp başka bir ses eklerler bir sürü şey. Yani maddesine uyarılmaya başlarsınız saptırmacı buluntu filmler. Ne, ne saptırılıyor burada? Hareket ve imge duyumu saptırılıyor aslında ve yeni bir biçim ortaya çıkarsın Ama daha çok duyum diyeyim. Çok uzun konuştum. Kusura bakma. Sana vereyim burada. Evet, ben yine kısa konuşacağım. Evet. Çünkü yani teknik ve formlardan bahsetmeye başlayınca bunun ses özelinde e, biraz benim pekanım daralıyor gibi. Çünkü yani teknik veya formla ilişkilendirmekte genellikle güçlük çekiyorum. işte sesin tanımını, yani bu sesin en geleneksel tanımını da e, düşündüğümde ee, buluntu sesin ilk örnekleri bir şekilde e, işte Chopin, e, Halim Edip'in vesaire e, müzikleriyle ortaya çıkmış kavramı ortaya çıkartmış olmasına rağmen e, tanımı aslında herhangi bir tekniğe yani e, ses kaydına, samplelamaya, işte ses örneklemesi kullanmaya işte, e, bir şekilde e, yani işte sesi kaydedip o kayıt üzerinden. E, belli işte e, çeşitli montajlar veya manipülasyonları e, yapıp e, müzik imal edilmesine direkt bir gönderme yapmıyor. O yüzden çok fazla böyle teknik veya formla ilişkilendirmekte genellikle kendince güçlük çekiyorum. E, tanımın teknik bir gönderme yapmaması öte yandan biraz sınırını da muğlak bir yere doğru çekiyor. Yani birazcık ben dolduracağım bugün kendimce <laughs> tanımının içine. Ben de kendim de zaten. <laughs> Sınır muğlak, sınırın muğlak olması ama bir yandan da işte eğer varsa işte tırnak içerisinde bir, biraz daha bir özgürlük e, tanıyor işte tanım, e, kavramın içerisinde doldurma açısından. E, o açıdan e, ama işte en geleneksel tanımı düşündüğümde bir yandan da müzikselleştirilmemiş şey, müzikselleştirmek vesaire bir işte tanımları düşündüğümde Gönderme yaptığı şey direkt bir ses veya sessellikle ilgili. Ee, yani yeni olduğu düşünülen veya işte merak uyandıran vesaire her şey e, bir bakıma buluntu sesin araştırma, e, araştırma konusu olabilir. Burada işte merak kelimesini biraz daha e, makul görüyorum ben yeni kelimesine göre. E, en azından bu spesifik örnekte birazcık e, yeni dediğimiz kavram tartışılabilir e, bir yere doğru oturuyor çünkü. Ancak merak dediğimizde birazcık daha işte kendi adına bir bilinmemişi e, keşfetmeye çalışmak veya anlamadığın bir şeyi anlamaya çalışmak, ona bir anlam vermeye çalışma çabası e, içerebileceği için merak kelimesini biraz daha doğru biliyorum. Buradan yine ben sana veriyorum. Birazdan çok konuşacağım. Tamam. <laughs> Geliyor diyorsun. <laughs> evet. Ya e, ben hani ben de beşe ayırdım, böldüm ama yani bunlar tabii ki de iç içe geçebilir, farklı şekillerde varyasyonlanabilir. Yani şu an sadece gerçekten çok daha açıklayıcı olmak adına, yani bu bir konuşma olduğu için böyle yapıyorum yoksa kesinlikle denemeci, saptırmacı, işte derlemeci vesaire bunlar vardır ve bunlar asla değişemez. Herkes bu şekilde film yapar dediğimden değil. Onu da bir not olarak ekleyeyim. E, kavramsallaştırmak adına yaptığım bir şey bu. kendi Kendim için e, o yüzden yapıyorum. Ama e, şunu konuşmak istiyorum en aslında. ben Burada ben kısa konuşurum tahminen. Umarım. <laughs> e, yani farklı farklı yöntemlerle ve yöntemle ve teknikle ilişkisi ne diye baktığımızda aslında buluntu filmlerin e, farklı yani, yani montajla en nihayetinde bir ilişkileri var tabii ki her filmde olduğu gibi ama teknikler söz konusu olduğunda aslında herhangi bir filmde kullanılan herhangi bir teknikten çok daha başka teknikler kullandıkları söylenemez. Sadece bunlarla nasıl bir e, film duyumu ve biçimi üretiyoruz. Ona bakmamız lazım. Yoksa e, yani bunun filmlerde ileri geri sarmalar, yavaşlatma, hızlandırma, çizme, karalamalar, yeniden fotoğraflamalar, boyamalar, kırpmalar e, bir sürü farklı teknik kullanabilirsiniz. Ama bunların hepsi zaten herhangi bir anlatı filminde standartize edilmiş herhangi bir filmde de hala hazırda zaten kullanılıyor. E, bunun filmler buna ne yapıyor? Ne yapmaya çalışıyor? Yani o yukarıda verdiğim örneklerde biraz açık, açıkladım. Ama şunu diyebilirim örneğin bir örnek vermek için. Örneğin yavaş çekim alalım. Çok klasik bir şey. Aksiyon filmlerine baktığınızda John Woo'nun ve Sam Peckinpah'ın filmleri John Woo'nun diyelim. Yavaş çekim aksiyonun kendisini vurgulamak için kullanılan bir şeydir. Yani anlatının arasına giren, hani John Woo'nun filmlerinde ne kadar anlatı var, hani o tartışılır ama daha çok aksiyon var anlattan ziyade ama hani e, aksiyonu, belli bir aksiyonu vurgulamak için ve ululamak için aslında e, kullanırsınız yavaş çekimi. Ne kadar da sofistike hareket ettiğini göstermek için bir örnek verirsem, örneğin eee Amerikalı deneyselci e, filmci, Yureka diye bir filmi vardır örneğin. 1903'te yapılmış bir filmi alır. Kimin yaptığı bile belli değil sanırım filmi. Eski bir film. E, bu filmi 8 kat yavaşlatır. Ve yani film 3 dakikayken, 3-4 dakikayken 30 dakika olu verir bir anda. Bu burada kullanılan yavaş çekimin yaptığı şey yine hareketi uyarmak aslında ama bu sefer sofistikasyonu değil de mesela bütünlüğünde algı, algılamış olduğunuz bir planın e, o kadar yavaşladığında e, e, gözünüz çerçevenin içerisinde dolaşmaya başlar. Çünkü şeyler o kadar yavaş ararak hareket eder ki bütünlüğüne bakmanız, bakmak ist bakamazsınız zaten. Bak, bakmazsınız. Yani şeyleri bütünlüğünde algılamazsınız. Çünkü sizin normalde algılamış olduğunuz e, Hızda değildir o. Başka bir hızdadır. Yani normalde 24 kare saniyede 24 kareden bahsediyoruz ya burada çok daha başka bir şey var. Yavaş çekime girdiğinizde e, aynı şekilde algılamıyorsunuz. Standart bir algı değil bu. Ve tek tek o çerçevenin içerisindeki işte bir at arabasının hareketi, bir adamın at arabasının önünden geçmesi, bir çocuğun gazeteyle koşması, birinin düşmesi vesaire bunların e, en 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 minik hareketlerin e, algılamaya başlarsınız ve bunları hissetmeye başlarsınız diye. Yani bu çok e, dile getirilebilecek bir şey değil ama burada hani e, metodolojiye dikkat çekmeye çalışıyorum ve bunu e, e, yaratmış olduğu e, etkiye aslında dikkat çekmeye çalışıyorum. Bu aksiyon film aksiyon filmi verdiğim aksiyon filmi örneğin de çok başka bir şeydir. Örneğin. kastım e, bu aslında. Montaj boyutunda da bu çok daha bir teknik boyutuydu. Montaj boyutunda ne yapabilirsiniz? E, yine burada da Faraki'den yararlanacağım. E, bir filmi vardır. A Day in the Life of a Consumer diye. Bu filmde yaptığı şeydir e, Faraki'den. Televizyon reklamlarını alır, o zamanlar Almanya'da e, belli kanallarda gösterilen reklamları, bir gün içerisinde gösterilen e, reklamlar, e, seçmiş oldukları, toplamış oldukları, o reklamları size 45 dakika boyunca gösterir. Ve sadece reklam gösterir. Sadece. Reklam normal şartlarda nedir? Aslında... E, makro bir içerik değildir. Mikro bir içeriktir. Reklam bir şeylerin arasına girer. Reklam kendisi için var olmaz. Reklam araya girmek için vardır. Televizyon denetler öyledir. Hani normalde de öyle olduğunu ama televizyon iyice öyledir. Araya girersiniz, reklam görürsünüz. Sonra ara bittikten sonra asıl makro içeriği e, izlersiniz. Onu o, o, ilginizi çeker çünkü. Burada Faruk'un yaptığı şey şu. O mikro içeriği alıp reklam mı makro bir içerik haline getiriyor ve onun e, e, anlamı ve e, duyumu yani duy, önce duyumu sonra anlamı değişiyor çünkü siz normal şartlarda aslında e, reklama geçilmesi gereken görünmemesi gereken bir şey olarak e, düşündüğünüz için yani genelde en azından öyledir reklamcı değilseniz öyledir e, reklam izlemek ve reklamı e, bir makro bir makrobişerik olarak duymak zorunda kalıyorsunuz ve başka bir gözle görüyorsunuz aslında yani bu bu gözü başka gözü başka bir duyumu başka bir anlamı yaratmakla ilgisi var buluntu filmin. İlk verdiğim örnek daha yapısaldı. Bu daha anlamsal, daha denemesel diyeyim. Burada da ben sana bırakayım. Elimden gelecek kısa konuştum. <laughs> Bu kadar oldu. Ee, buradan e, yani birazcık gelenekte nasıl örneklerinin olduğundan bahsetmişken sen e, ben birazcık direkt kavramsal açıdan gelenek ve yenilikle Buluntu kelimesinin, özellikle işte buluntu ses kelimesinin, müzikteki yeri veya işte kavramın kendisinin e, gelenek ve yenilikle ilişkisinin ne olduğunu e, dilim döndüğünce konuşmaya çalışacağım. E, tanımı, dolayısıyla e, kavramın kendisi bir e, yeni perspektifine gönderme yapıyor, bir yeniliğe gönderme yapıyor. E, müzikselleştirilmemiş olduğunu iddia etmemiz gerekiyor. Öncelikle e, bir Nesnenin, bir şeyin vesaire ne olduğu önemli değil. Bir sesselliğin müzikselleştirilmemiş olduğunu iddia etmemiz gerekiyor öncelikle. O yüzden kavram perspektifle veya kreatif bir ilişkiye girmek zorunda kalıyor. Neyin geleneğin içinde kodlanacağı, neyin kodlanmayacağının muğlaklığı dolayısıyla bunu söylüyorum. Yani yeni ve gelenek kavramlarının bir bakıma evrensel bir değerin olmadığını düşünmemden kaynaklanıyor bu söylediklerim. Ee, yeni ses dolayısıyla e, buluntu se neyin buluntu ses olduğunu yani neyin bir Aa, bu ilk defa müziğin içerisine girmiş e, diyebilmemize sebep açacak bir sessellik olduğunu e, söyleyebilmemizin aslında altında yatan şey bizim o yeni sessel ilişkileri tırnak içerisinde yeni olan sessel ilişkileri nerede aradığımızla nasıl bir ilişkiselliğin içerisinde hali hazırda e, bulmaya çalıştığımızla bir hali ilişkili kalıyor. Yani bugün mesela muhtemelen işte e, besteci arkadaşlardan birkaç kişi vardır dinleyen. Onlardan birini e, Schönberg dinletsek 20. yüzyılın e, başlarında işte devrimci sayılabilecek benim gözümde bir besteci. E, bugün 21. yüzyıldayız ve işte bu dinleyici arkadaşlardan e, işte besteci olanlar özellikle bir hayli ...yüksek dozda ilişkiye girmiş muhtemelen insanlar Schoenberg'in müziğiyle. Dolayısıyla e, her ne kadar böyle e, e, dinlemesinin belli açılardan güçlük yaratabileceği eserlere sahip olduğunu düşünse, düşünebilsek bile... ...bu arkadaşlar bayağı bir geleneksel olarak isimlendirebilecek e, bu müzikleri. Dolayısıyla e, kişinin gelenekle kurduğu yani deneyimleriyle kendisine ne aldığı, kültürünü nasıl kurguladığı, neyin, nelerin üzerine inşa ettiğiyle bir aile ilişkili olmak zorunda kalacak. Ee, yani kişi özelinde bir buluntu sesin farklılığı olmak zorunda bu bağlamda. Yani ne gelenek veya ne değil, ne gelenek değil. Önce bunun cevabını bulmamız gerekiyor kendi içimizde. Bir, e, evrensel bir gelenek tanımında söylemiyorum kişi deneyimlerine dahil olanları işte gelenek çatısı altında işte deneyimleriyle ilişki kurula, kurmakta zorlandıklarını bir bakıma yenilik çatısı altında isimlendirecek, sıfatlandıracak o açıdan e, bellekle ilişkisi eee buluntu ses dediğimiz kavramın bellek ve işte gelenek yenilikle ilişkisi bir hayli kuvvetli oluyor. E, kişinin e, etrafındaki seslere işte maruz kalmaktan öteye geçip onları dinlemeye bir şekilde ilişki kurmakta e, ilişki kurmaya çalışmaya çabası kulak vermeye başlaması onları teorik düzeyde bir buluntu sese evirmeye doğru yöneltecek bu bağlamda çünkü yani bir şekilde bir şeye kulak verme çabasının altında esasında bir merak duygusu e, bulunmak durumunda yani e, neye kulak verdiğimiz aslında seninle konuşurken bile aslında senin bana nasıl seslendiğini, bana ne söylediğinin merakıyla seni dinliyorum. Yoksa buradan çok rahatlıkla kalkıp gidebilirim mesela. <laughs> Ama işte bunu yapmıyor, mu, yapmıyor, olmamın, <laughs> bunu yapmıyor olmamın sebebi aslında senin söylediklerine merak duyuyor olmam bir yandan. Dolayısıyla neye merak duyduğumuz bu anlamda yani bir şeye merak duymaya başladığımız anda onun içerisinde önceden duymadığımız bir şey söylüyor olacağız. Dolayısıyla yani en azından duymadığımız bir şeyler var mı sorusunu ortaya çıkartmış olacağız. Dolayısıyla o sese bir merak ve kendimizce kendi geleneğimiz doğrultusunda bir yeni sıfatını yapıştırıyor olacağız bir Yani pratik açıdan da bu dinlediğimiz, merak duyduğumuz herhangi bir ses veya sessellikten yola çıkarak sesleri estetize etmeye aşaması da gün sonunda müziği ortaya çıkartacak ve buluntu sesi kullanmış olacağız bir bakıma. Yani direkt olarak en başında da bir tekniğe gönderme yapmak istemememin sebebi de buradan kaynaklanıyor. Yani birazcık merakla direkt olarak ilişkilendiriyorum bunu. Dolayısıyla işte kişinin kendince, kendi geleneği kapsamında bir yeni arayışı aslında yani direkt olarak bir yeni arayış değil de şeylere olan merakı demek daha doğru sanırım burada yani. Ee, buluntu yani yeni arayışı demek istemiyor olmamız sebebi bir yandan e, buluntu ses kullanımının ve işte merak doğrultusunda bir buluntu ses kullanımının bir tırnak içerisinde yenilik ortaya pek tabii ki koyabilir, koyacaktır da. Ama işte perspektiften perspektifte değişebilecek bir e, sonuç olabileceği için. Heh. Modernist bir itkiyle yapmıyor diyorsun aslında. Aynen yani aynen modernist gene o, gene bir itkiyle olmaktan ziyade. Aha, aynen sadece oluyor. merak duyduğu için. E, buluntu, buluntu sesin temel prensibinde benim perspektifimce bu e, merak duyduğu için bir şey yapmaya başlıyor ve ortaya yeni bir şey ortaya yeni bir şeyin ortaya çıkma potansiyelini zaten halihazırda yaratmış oluyor. Yani önemli olan burada yeni bir şey ortaya çıkartmak değil merakını gidermek olduğu için daha organik bir süreç evet. e, olduğunu düşünüyorum bir yeni amaçlama sürecinden. Harika. Hı hı. E, dolayısıyla yani biraz toparlamak gerekirse kavramın kendisi bir tikelliğe ve belleğe bağlı olmak zorunda kalıyor. Yani tikel bir gelenek, tikel bir yeni tikel bir merak konseptlerine bağlı olmak zorunda kalıyor. Vereceğim örnekler de konuşmanın devamında birkaç örnek vereceğim. Gerek sergiden, işte gerek sadece kanondan herhangi bir üç beş parça. E, bu parçaların ve e, sergideki eserleri bu şekilde değerlendiriyor olmanın e, aslında kendi perspektifim üzerinden yola çıkarak yaptığımı söylemekte fayda var. Yani Örnekler benim gelenek ve benim merak yeni kavramlarıyla kurduğum ilişki, onları sesselliklerle e, ilişkilendirme yöntemlerime e, göre e, karar verilmiş örnekler olacak. Yani o açıdan örnekleri tamamen benim buluntu ses tanımıma uygun olduğunu düşünmekte fayda var. Perspektife çok bağlı olduğunu düşündüğüm için kişiden kişiye değiştirebileceğini tekrardan söyleyeyim. Bir de son olarak ne söyleyecektim? son olarak söyleyeceğimi unuttum galiba. Bir bakabilirsin, bir bakabilirsin Sana geçebiliriz. ya. Tamam. E, ya bu bireysel ilişkilenme meselesi kesinlikle buluntu film özelinde de söz konusu. ve bunu e, yalnız yani hani herhangi bir yani geleneksel filmden, gelenekte var olan, e, yani kanonda var olan en azından ya da dolaşımda hala hazırda olan e, e, başat bir şekilde var olan herhangi bir filmi zaten yani başkalaştırmak üzerine kurulu bir e, film yapma anlayışı olduğu için yani yoksa bu film zaten yapmazsınız. Yani bu da tabii ki de illaki böyle negatif bir problematizasyon olması gerekmiyor. Yani bir, bir film yapma şeklinden nefret ettiğiniz için e, o filmin yapısını sökmeniz de gerekli değil. Hatta çoğu zaman Çoğu buluntu film yapan insan e, e, anlatı filmlerini sever, yani klasik Hollywood filmlerini de severler. Yani böyle bir bununla böyle bir e, e, şey ilişkileri yoktur, e, kötü, kötücül bir ilişkileri yoktur. Ya o yüzden kesinlikle kuşkusuz bir merak ama nasıl bir merak işte. Yani, Hollywood filmi çe çektirten bir merak değil, e, ama yaptıkları pratik böyle bir pratik değil. E, bunu bozmak üzerine ve yeniden... Kurmak üzerine giden, illa tabii Hollywood filmi olması da gerekmiyor. Bir örnek vermek istedim sadece oradan. Yani e, Martin Arnold mesela çok çok garip filmler yapmasına karşı ne kadar fazla e, o tip filmler izlediğini anlayabiliyorsunuz. E, uvresine baktığınızda, külliyatına baktığınızda, korpus'a baktığınızda. E, bu, ya yani ister istemez bu durum bir e, deneysel bir tandans ekliyor. E, buluntu film yapım pratiğine. yani bir bakıma baktığınızda hani deneysel filmi bir janr olarak alırsanız hani tabii ki de bu da sorumsallaştırabilir ama şimdi hani e, argüman için sadece e, söylüyorum bunu bir alt janr olarak görebilirsiniz yani buluntu film bir alt pratik olarak görebilirsiniz çünkü yani özel bir deneyselliği var aslında yani herhangi bir e, buluntu görüntüyle karşılaştırdığı yani bir, bir görüntüyle karşılaştırdığınızda o, onu pratin kendisi zorunlu olarak başkalaştırıyor zaten yani bir deney yapmanız lazım ne yaparsanız yapın bir deney deneye sokuyorsunuz. Bir başka bir şekilde deneyimlemek istiyorsunuz. Onun onu gördüğünüz şeyin size kendini gösterme şeklinden başka bir şey görüyorsunuz onda. Dolayısıyla yapıyorsunuz filmi de. Yoksa yapmazdınız. Yani nasıl yapabilirdiniz ya da emin değilim. <laughs> ee, bu açıdan hani o orijinal kopya hazır yapılmış iş vesaire gibi ayrımların biraz böyle çözülmeye başladığı bir e, düzey bu. Yani e, yani orijinal var diyorsunuz ama yani o filmin bile ne kadar daha önce e, o kişinin izlemiş olduğu film filmlerle alakası var aslında. Hani baktığınız zaman çok fazla anlatı filmi birbirine benzer. Sadece şekil yani, tek tek imgeler imal edilmiş olduğu için de yani, bu buraya kadar genişletebiliriz aslında. Hani her yönetmenin kafasında bir buluntu görüntü arşivi vardır. E, direkt olarak kendisi planları çekse bile filmi montaj o şekilde yani yaptığı kendi aldığı e, çektiği planlardan montajlasa bile bunun böyle bir, bir şey tarafında olduğunu düşünüyorum ben. Daha zihinsel bir tarafı da olduğunu düşünüyorum ama pratik tarafına baktığımızda da bu orijinal kopya meselesini biraz e, şey yapan, çözündüren bir e, pratik bu. E, en nihayetinde e, yani orijinalin orijinalliğini olduğu haline kabul etmeyen bir pratik en azından. Bu orijinaldir. Bunun haricinde yapılan şey şu sahtedir ya da bu kopyadır e, diye düşünmenize engel teşkil edebilen ya da bunu e, hedefleyen bir pratik. Bir tane örnek vereceğim. Oradan sana vereceğim. E, konuşmayı. Bu nasıl yapılabilir? Hani Gelenekte var olan herhangi bir film, eski bir film, yeni bir film fark etmez. E, nasıl dönüştürülebilir bu? Bakış ne yapar bu filmi? Joseph Cornell'in bir film vardır. E, Rose Hobart diye bu buluntu film e, tırnak içinde, kanonunda da ünlüdür. E, çöpte bulduğu bir film aslında. E, East of Borneo sanırım filmin orijinal adı. Bunu alır e, belli kısımlarını, e, bulduklarını e, 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 şey yapar. E, e, aslında yani Türkçe ne diyebiliriz? Karıştırır, şafıllar. İngilizcesinde şafıllar. E, planları karıştırır ve baktığınız zaman e, aslında o film standart e, çok bir anlatı filmi iken yani Zaman anlayışı lineer, belli karakterlerin etrafında dönen, yani merkezi bir imgenin mer merkezi bir imge ya da imgelerin merkezi bir figür ya da figürlerin etrafında dönen bir film vardır. Hareket e, olağanüstü derecede ortalamadır ve belli e, dediğim gibi hareket odaklarının etrafına döner. Planlar karıştığında bu film fazlasıyla realist bir filmken bu anlamda belli merkezleri takip ettiği için planları karıştırdığınızda bu böyle bir sürrealist bir filme dönmeye başlıyor. Yani öncesinde e, zamanın duyumu e, harekete tabiyken karıştırdığınız zaman bir merkez hissiyatını yok ettiğiniz zaman çıkardığınız yeniden montajladığınız zaman o filmi bu sefer hareketin duyumu e, zamana tabi olmaya başlıyor ve bu de, ya, film izleme deneyiminin film duyma deneyiminin e, kendisini değiştiriyor. Çünkü biçimi değiştiriyor. O biçimden türüyor aslında. Duyumda. Yani konvansiyonel film yapım pratikleriyle, gelenekle ee, Konvansiyonel olması gerekmiyor geleneğin. ama e, gelenekle de aynı zamanda tabii ki de bir problemi olması gerekiyor ee, e, buluntu filmin. çünkü dediğim gibi temelde bir deneysellik var deneysellik söz konusu deneme e, deney yapma etkisi söz konusu yani izlenen şeyde başka bir şey görme o şeyin kendini gösterme şeklinden şey söz konusu olduğu için söylüyorum bunu diyeyim burada da ben sana bırakayım. Evet. çok fazla böyle formdan veya işte yani buluntu film üzerinde e, form ve işte teknikle konuşmaya başladık. Evet. E, ses üzerinde bunların yani buluntu ses dediğimiz kavramın sürekli olarak gönderme yaptığı bir tane e, bir e, harici bir kavram olduğunu düşünüyorum sesle ilgili. Onun da ee, tını perspektifli bir şey ee, yani tını dediğimiz şey direkt olarak bir gönderme yaptığını düşünüyorum. Ee, bir müzikselleştirilmemiş olanı müzikselleştirmek dediğimizde önceden müziğin içerisinde duymadığımız bir tınıyı aslında söylüyoruz. Tının burada bir tanımlamasını yapmak gerekirse sesselliğin o sessellik olmasını sağlayan işte parametrelerin tümü bileşkesi diye. E, anlatıyoruz tınıya e, en, en basit anlamda. E, yani sese dair fiziksel ve bilişsel parametrelerin bir kuşatıcısı, bir e, çatısı olarak düşünebiliyoruz tınıyı. E, bu bağlamda işte merak uyandıran dediğimiz vesaire her ses esasında yeni bir parametreyi barındırıyor olmak zorunda. Bunun direkt olarak farkına yani şu parametresi farklı, bu parametresi farklı gibi isimlendirebiliyor olmamız bir hayli zor olabilir. Çeşitli örneklerde de pek tabii ki. Ancak e, kulağımız vasıtasıyla onda bir farklılık olduğunu anlayabiliyor oluyoruz. Ve bunun sebebi de bazı parametrelerin bazı fiziksel e, oluşların diye farklı olmasından kaynaklanıyor. Yani buluntu ses bir nevi işte yeni bir tını veya işte yeni bir tınıya gönderme yapan bir konumda oluyor. Önceden duyulmamış, işitilmemiş bir tınıya gönderme yapıyor. Eee ama işte tını dediğimiz şey bir parametrelerin bileşkesi ise bunun e, bunun da kapsayıcılığı bir hayli muğlak olmaya başlıyor bu bağlamda. <laughs> yani her şey muğlak gibi şu an benim konuşmamda. E, kavram bütüne gönderme yapıyor. Ve bu e, bütün dediğimiz şey, bütün dediğimiz şeyin sınırı bir hayli muğlak. Yani nerede başlıyor bütün, nerede bitiyor bütün, ses ne zaman var, ses ne zaman yok e, vesaire gibi. Söylemler ortaya çıkmaya başlayacak. Ee, dolayısıyla tını dediğimiz şey de birazcık böyle ses ve sessellik incelemesinin e, genişliğine göre değişebilecek bir e, kavram olarak düşünebiliriz. Yani tını dediğimizde biz ne kadar inceleyebilirsek, biz ne kadar ileriye gidebilirsek hem bilimsel anlamda hem kavramsal anlamda tını da bizimle oraya kadar gelmekle mükellef. Yani sesin incelenmesi aslında tüm parametreleriyle veya işte seçilmiş belli parametreleriyle tınıya dair olmak zorunda. Sesi inceliyorsanız bir nevi işte tınıyı inceliyorsunuz demektir diyebilirim. Bu açıdan bir bütünsellik var ortada tını dediğimizde ve bütünsel olanın indirgenemediğinde bir yandan yani indirgendiğinde de o bütüne, bütünün tamamını kapsadığını söyleyemeyiz. Yani bir bütün olan yani tını dediğimiz şeyi bir ortamın sesseldiğini e, inceliyor olmamızı biz tek bir maddeye indirgeyemiyoruz. Yani burada ne demek istiyorum? E, öncül olarak titreşen bir madde düşünelim. Mesela bir keman düşünelim, e, bir enstrüman. Kemanın titreşmesini ve temanın ortaya çıkarttığı tınıyı, o mekanda bulunan ortamda ortaya çıkarttığı tınıyı sadece keman üzerinden incelemek, incelemek pek mümkün olmuyor bu bağlamda. Yani tınıyla bu, bu açıdan tekil bir ilişki, tekillik, tek, tekil bir perspektiften ilişki kurmak, inceleme yapmak çok zorlu, çok zor olmaya başlıyor. Çünkü o kemanın sesini etkileyen ve o kemanın sesini o keman sesi olmasını sağlayan bir sürü parametre işin içine girmeye başlıyor. Sesin o sesi olmasını, yani bir örnek vermek gerekirse. Bir konser salonunda o kemanın, keman çalarken 50 dinleyici olmasıyla hiç dinleyici olmaması arasında e, o ortamda duyulan e, keman sesinin e, birbirinden çeşitli farklılıkları olacaktır. Ama insan kulağıyla rahat bir şekilde algılanabilir. Ama insan kulağıyla rahat bir şekilde algılanamaz seviyelerde. Şu, şu an bu fiziksel e, açıdan yani bizim duygusal e, yeterliliğimiz açısından konuşmuyorum Biraz da e, genel perspektiften konuşuyorum. Yani ortamın tüm içerimleri bir şekilde e, tını dediğimiz şey yani ses dedi, sesin oluşunu etkiliyor olacak ona müdahale ediyor olacak onu etkili e, onu başka bir şey haline çeviriyor olacak vesaire e, etkinin bu açıdan başka bir enstrümandan gelme ihtimali de bulunuyor yani burada ne demek istiyorum yanımda ben keman çalarken yanımda bir tane insan e, cello çalıyor olması e, artık hem cellonun sesinin e, benim çaldığım kemana etki ediyor olması, fiziksel olarak direkt e, o ses enerjilerinin çarpışıyor, havada çarpışabiliyor olmasından falan bahsediyorum. E, hem fiziksel olarak bir etkiye girecek, hem de o mekanın içerisindeki sesselliğin esasında e, belirleyicisi olarak bir başka e, araç daha girmiş olacağı için tını üzerinden düşündüğümüzde Artık e, ortada tınısal bir parametre daha girmiş olacak. Yani hem celloyu hem kemanı düşünerek hem mekanı düşünerek bir e, tını düşüncesine sahip olmamız gerekecek. Yani bir bütünsel olarak da incelenebilir bir kavram olduğu için hatta bütünsel bütünsele gönderme yaptığı için bir bütünsellikte incelenmesi daha makul, birazcık riskli olabilir burada geldi ama... E... Etkili daha etkili olabileceği için artık çello ve kemanın bir ortak tınısı olacak ve bu ortak tını e, tekilleştirildiğinde analitik veya pedagojik sonuçlar çıkarılabilir, kreatif şeyler ortaya çıkabilir belki. E, ama ortaya çıkan unik ve eee unity sağlayan işte e, özel ve bir etkililik sağlayan genel bir tını oluşacak demeye çalışıyorum. Bu açıdan bir yaylı dörtlüsünün incelenmesi, tınısal açıdan incelenmesi bir yaylı dörtlüsü olarak yapılması e, yapılmasından bahsediyorum. E, yani maddeye indirgenemez demeye çalışıyorum en sonunda. Yani tek öncül olarak titreşimi açığa çıkartan maddeye indirgemenin çok bir anlamı yok diyorum. Yani anlamı pedagojik, analitik, kreatif süreçlere dahil edebilmek açısından diyorum. Ee, örnek vermek gerekirse işte buluntu ses işte yeni bir tını kavramları üzerinden örnek vermek gerekirse hem bu işte yaylı dört örneğinde de söylediğim gibi işte çok aslında geleneksel enstrümanlar bunlar. Özellikle keman, işte viola, cello gibi enstrümanlar. Bir başka geleneksel enstrüman olarak sayılabilecek işte e, piyanodan örnek verebilirim. işte i̇şte Messi'nin 1950'lerde e, yaptığı, yazdığı, beslediği bir parça. Katalog Doşa isimli. E, 13 bölümlü bir parça bu parça ve e, bu parçada Mesyan işte piyano kullanıyor. E, Piyanoya beslemiş işte. Ve e, o günün şartlarında, bugün işte piyanoyu işte içindeki telleri e, çekerek işte ne bileyim piyanonun başka yerlerine vurarak vesaire gibi çeşitli extended, e, genişletilmiş teknikler kullanıyoruz. Bunların herhangi biri yok hala. İşte klavyeyle çalınan bir parça bu parça. Ancak ona rağmen yani burada işte parçayı küçümsemek açısından değil onunla eşleştirilmemesi eşleştirilmesinin çok makul olmadığını söyleyebilmek için anlatıyorum. Ee, buluntu sesi kullanma yöntemi benim perspektifimce işte 13 bölüm aslında 13 farklı kuşa adanmış e, bu parçada. Ve her bölümde farklı bir kuşun Sesi sesselliği imite ediliyor, işte kendince e, tekrardan estetize ediliyor ve geliştiriliyor ve bu e, kayıt denen e, şeyin, dijitalizasyonun vesaire hayatımıza girmesi henüz zaten 1940'lar vesaire olduğu için çok rahatlıkla bu denli yapılabilecek bir şey değildi. Ve e, dolayısıyla... E, gündelik hayatın içerisinde veya işte kuşların seslerinin en basitinden işte bu örnekteki gibi e, bu denli e, imite edildiği örnekler bu kadar fazla en azından benim bildiğim kadarıyla yoktu. Dolayısıyla e, ortaya yeni bir sessellik atmak zorunda kalıyor. Yani çünkü kuş sesi müzikselleştirilmiş mi önceden? Müzik olarak dinlenmiş olabilir ama müzik önerisi olarak verilmemiş şey Ve bunu kullanması itibariyle bir kendince 1950'lerde bir buluntu ses örneğini Piyano hastası, yani çok geleneksel bir enstrümanla e, ortaya atıyor diyebilirim. İşte sergide eseri bulunan, iki tane eseri bulunan, işte John Cage'den örnek vermek gerekirse First Construction, Second Construction, Third Construction, işte üç bölümlü e, parçasını örnek verebilirim. E, bu parçada işte John Cage e, çeşitli endüstriyel, genellikle metal, e, yani oluşan malzemelerden e, müzik imal ediyor onları. Bir perküsyon misali kullanıyor ve işte e, onlara müzik yazıyor. Ve işte bu endüstriyel maddeleri bir ara enstrüman haline getiriyor. Yani burada buluntu sesi üretmenin yolu e, John Cage için e, bir bakıma e, materyalin yeniliğinden geliyor diyebilirim. Yani müzikte önceden kul, e, kullanılmamış bir sessellik kullanmasının yolu onun. Bu müzik özelinde söylüyorum. Ee, önceden kullanılmamış materyali bulmakta bu parça için. Ee, bunun çok benzerini işte Edgar Vares yapıyor 1931 yılında olması lazım. İşte Ionization parçasında işte döneminde işte savaş ortamı falan etkileriyle işte siren sesini orkestraya dahil ediyor. Ve ee, Hayli, işte geleneksel bir orkestranın içerisinde bir siren sesi duymaya başlıyoruz. Bu hayli geleneksel bir e, orkestrayla da bunun sesi imal edilebilir bu o demek değil. Ancak siren sesinin burada e, daha somut bir örnek olduğunu e, düşündüğüm için söylemek istiyorum. Varez de bunu bir şekilde e, materyalin yeniliğinden e, yola çıkarak yapıyor. Sergideki eseri düşünülürse, işte John Driscoll direkt materyali yaratarak bunu yapıyor. John Driscoll eserinde, sergide bulunan dinleyen gözler için sergisinde bulunan eserinde sesi çıkartacak objeyi, enstrümanı vesaire yaratıyor ve o materyalin yine John Cage gibi yeniliğinden ötürü ortaya bir e, ses e, yaratma imkanı çıkıyor diyebilirim. E, yani sesi imgeleyip o imgelenen sesi ortaya çıkartabilecek materyal arayışı buluntu sesin bulunuşunda işte son örneğimde işte Kirkegaard, Jacob Kierkegaard diye bir e, sanatçı sanatçı işte bir video çalışmasında aslında tamamıyla bir müzik çalışması değil bir video çalışmasında ee, çeşitli 3-4 farklı e, tamamıyla terk edilmiş boş mekanlar buluyor ve e, bunların mesela bir tanesi Çernobil'de bir kilise ve bu kilisenin içerisinde e, içerisine girip tamamen terk edilmiş ortam ve bu ortamda bir e, ortam ses kaydı alıyor ve içeriden çıkıyor. Sonra geri geliyor 15 dakika sonra. Kaydı durdurup monitörlerden, e, ses monitörlerinden tekrardan içeriye yansıtıyor. Bu sessizlik diye tabir edilebilecek aslında kimlerince e, şeyi. Yani ve onu monitörlerden yansıttıktan sonra tekrardan kayıt almaya başlıyor çıkıyor, tekrardan kayıt almaya çıkıyor, çık, almaya başlıyor çıkıyor. Ve günün sonunda e, ortaya e, gittikçe büyüyen bir ses kütlesi olmaya başlıyor. E, yani sesin, sesselliğin, tınının kompleksitesinin bu kadar yüksek olduğu düşünülürse, yani fenomenin bu kadar kompleks olduğunu düşünülürse, otantik bağlantılar kurmanın, yeni tınılar oluşturmanın, bir kendince bulunduğu sesler imal etmenin yolu da böyle çok fazla belli bir takım yöntemlere indirgenemez gibi geliyor. Yani biraz uçsuz bir yol gibi. Burada sana bırakıyorum. Tamam bu ile ilgili olan kısımda da ben bunun karşılığını ancak herhalde e, hareket ile ve, vereceğim. E, paralelini daha doğrusu karşılığını derken sana karşılık vermem <laughs> gerekiyormuş gibi oldu. Paralelini yani sinemada aslında ya baktığınızda yani hareketim denen şeyden bahsediyoruz. Yani hareket bir şekilde dolay e, dolaysız ya yani tabii de dolayımlanıyor ayrı ama bizim en azından zihnimize, bizim gözümüze, bizim aklımıza dolaysız bir şekilde gözüken hareketten bahsediyoruz. Bu hareketin birimleri var kuşkusuz. Yani bunlar fotoğraf değil. Genelde fotoğraf derler de daha çok, yani fotogram demek daha doğru gibi geliyor bana. Çünkü fotoğraf kendi başlı başına statik olan imge ve statik olanın kuvvetlerini ifade eden bir imge olduğu için. Ya tabii ki de fotografik görüntü denebilir. Ama filmi gördüğümüzde aslında gördüğümüz görüntü filmografik bir görüntü. Fotografik bir görüntü değil. Yani statik olanın değil, dinamik olanın daha doğrusu kinetik olanın e, gücünü, e, kuvvetini yansıtıyor. O yüzden fotogram demeyi tercih ediyorum. Ee, e, ya yani o birim hareketle tanımlanan bir birim, bir birim ama hareketle tanımlanmıyor. Fotoğraf hareketle tanımlanmıyor. O yüzden ya yani ben kavramı böyle ayırıyorum, ee, e, Ayırmanın daha doğrusu uygun olduğunu düşünüyorum. Ee, iki ya ana yönü var bu hareketin, bu hareket tabii böyle çerçeve hareketler, yani frame e, rate gibi bir şeyden bahsettim şu anda, ama bu direk yani bu çerçeve yönü, direkt plan yönüne de geçiş yapıyor anında. Ee, bir plan oluşuyor siz bir kayıt aldığınız zaman. Ardından o hareketi yeniden kiplendirmek için e, iki şey yap yapabilirsiniz. Bir, planı hareketlendirirsiniz. Bu e, onu kiplendirmektir. Çünkü işte herhangi bir yöne doğru hareket ettirebileceğiniz için herhangi bir şekilde e, modülü olabilir o hareket. Ya da hızını, çevirme hızınızı, döndürme hızınızı o planı nasıl, işte etrafı nasıl görünür kıldığınıza göre kiplenen bir e, Görsel hareketsel malzeme var elinizde plan bu demek aslında montaj bu planların e, farklı farklı e, şekillerde bir araya gelerek oluşturduğu e, integral bütün e, integral hareket yani bütünsel hareket aslında montaj yani montajda bütünün hareket duyumunu veriyor en iyi ne size yani burada çerçeve direkt plana evriliyor plana doğrudan montaj yapılıyor yani bütünsel bir Durum söz konusu. Ben sadece şu an hani ekstra tek tek ifade ederek e, söyledim ama aslında bütünü görüyorsunuz. Herhangi bir film izlediğinizde bütün bu işlemi ve bunun yaratmış olduğu modülasyonu görüyorsunuz. Bunu ya az önce verdiğim Ross Hobart örneğini verdim. Ekstra konvansiyonel filmler yani standart film yapımı anlayışları nasıl bir ilgisi olduğunu söylemeyeceğim. Bunu. Bu bu nasıl bir ilgisi oldu? Aslında yani standart filmin nasıl e, hareketler ürettiğini bunu görebiliyorsunuz. İşte merkezi figür örneğini verdim belli belli bir e, hareket merkeziniz olması lazım. Onun he, her zaman şimdiki zamanda büyük oranda en azından şimdiki zamanda olması lazım. Yani flashbackler, flashforwardlar olabilir ama flashback, forward olabilmesi için de şimdiki zamanınız olması gerekiyor ki bir şeyin flashback olduğunu anlayabileyim ya da forward olduğunu anlayabileyim. Şimdiki zamanda dayanıyor yani. Flashback, flashforward. Flashback geriye dönme, flashforward ileriye doğru gitme. An Anlatı zamanında. Ben anlaşılır diye düşünmüştüm. Pardon. Ee, i̇şte e, bu bir tür e, e, modifikasyon ve modülasyon. Hareket modifikasyonu ve hareket modülasyonu aslında bu. Yani bu, bu, bu aslında en de bu şekilde var ediyorsunuz filmik zaman mekanı. Bu şekilde ifade kendisini ifade etmesini, tezahür etmesini sağlıyorsunuz. Anlatı film, a, e, buluntu film denen şey, Yani örneğin böyle bir yapıyı direkt kırmak, bozmak üzerine ilerliyor. Yani hareketle e, sadece parçasal değil, yani bütünsel de bir ilişkisi var. Yani Bruce Conner'ın filmlerinde örneğin bu çok açıktır. E-Movie e, adlı filminde örneğin e, e, o zamanlar 58 yılında çekilmiş bir film olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam farklı fa farklı farklı kaynaklarda eş zamanlı olarak bulunan tabii e, dünya içerisinde, medya içerisinde bulunan imgeleri alır. Bir araya getirir ve hepsi arasında bir ilişki ilişkisellik tesis eder. En azından film izlerken e, böyle hissedersiniz. O imgeler yayına geldiği için de siz o ilişkiyi kurarsınız en nihayetinde. E, bu ee, çok daha başka bir hareket anlayışı ve montaj anlayışı. Zira kapalı bir evren yaratmaya çalışmıyor anlatı filminde olduğu gibi. Anlatı filminde nerede olduğunuzu bilirsiniz. Yani e, e, karakterin nereye gittiğini bilirsiniz. Ne, yap ne yapacağını bile tahmin edebilirsiniz. Yani zamanın duyumu e, olumsal değildir. Çok daha belirlidir. E, hareket daha ortalamadır. Yani Bruce Conner'ın filminde birbiriyle hiç ilişkisi olmayacağını düşüne, düşüneceğiniz imgeler, birbiriyle ilişkilenebilir hale gelmesiyle çok uzak şeyler yakınlaşıyor. Bir tür böyle nasıl söyleyeyim? E, me, e, medya içerisinde bir makro montaj içerisinde bulunan görüntülerin e, e, topla, yani Bruce Conner'ın toplamasıyla bir tür mikro montaj içerisinde sokuluyor ve e, bir şekilde o kaos düzenlenip önünüze geliyor diyeyim. Yani farklı farklı kanalları eş zamanlı olarak göstermek olarak da algılayabilirsiniz. Bunun duyumu herhangi bir anlatı filminin yarattığı hareket duyumuna göre yani montajı da buna eklediğim için söylüyorum bambaşka bir şey. Ya da başka bir örnek veren, vermem gerekirse Michael Snow'dan bahsedeceğim ilerleyen zamanlarda yani çok da vaktimiz aslında yok ama e, bahsedeceğim ondan en azından e, sergideki eserinden bahsedeceğim. Burada en azından bir yerde bir Michael Snow'dan bahsedeyim ama hızlıca. E, Michael Snow'un Wavelength filmi vardır. Çok ünlüdür bu e, deneysel e film e, içerisinde, bünyesinde e, onu, o filmini, kendi filmini kestiği, yeniden kurguladığı bir filmi vardır. Wavelength filmini e, W-V-L-N-T e, şeklinde sesli harfleri çıkartarak bir isim koyar o filmi ve işte e, parantez açar o filmin e, başlığını. İşte Wavelength For Those Who Don't Have Time adını verir filme. O, yani 45 dakikayken film, 45 dakikalık kesintisiz bir zoom'dan oluşurken onu 15 dakika içerisinde gösterir size ve hala hazırda. Filmin içerisinde var olan hareket akışını tas tamam değiştiren bir e, müdahale bu. Yani çok deneysel bir filme de, müdahale, burada Mike kendi filmini aslında buluntu film haline getiriyor. Yani çok daha aslında radikal bir şeyden bahsediyorum. Yani Bruce yaptığı çok daha e, şey bir şey. E, bir tür yani medya tarafından satür edilen bir evrende yaşamanın nasıl bir şey olduğunu ifade etmek için aslında yapılmış bir şey çünkü aynı ana montaj bir sürü imgeyi yayına getiriyor. Siz televizyon izlediğinizde tek bir kanala bakıyorsunuz aslında birçok ekranınız yoksa karşınızda. Bruce Conner birçok kanala aynı anda bakabilmenizi sağlayan bir film üretiyor diyeyim. Tabii şu an çok soyut gelebilir dediklerim. yani filmlerin ilustre etmeye çalışıyorum çünkü ama izlenildiği zaman anında kendisini dışa vuran işler bunlar. Ee, bu e, kendi filmini tekrar kurgulayan insanlar arasında mesela bu çok çok aslında yapılan da bir şey yani bu bu remix kültürü yeni bir şey de değil. 80'lerde yaptığı bir filmdi sanırım. Alain Rob Grille bu ünlü Fransız e, yazar. O filmler de çeker. Aynen Margaret Dura gibi. E, Eden and After diye bir filmi vardır. O filmi televizyon için örneğin tekrardan kurgular. And Took the Dice haline getirir. Tamamen aynı planlardan oluşur film. Ama bambaşka bir film izlersiniz. Yani bambaşka bir şekilde montajlanmıştır. Yani planlar aynıdır ama. Yani o yüzden montajla çok ilgili bir e, mesele bu. Yani hareketin bütün bütününde, bütünde nasıl algılandığıyla çok ilgili bir, bir mesele bunu film yapma denen şey diyeyim. E, burada sana bırakayım. Sonra zaman mekan, film zamanı, planla ilişkisinden biraz bahsetmeye çalışacağım. Sonra da bitiririz. Sana bırakıyorum. bitiririz tabii tabii. Evet. Şimdi sergiyle konuştuklarımızın en azından bu ses kapsamında konuştuklarımızın e, ilişkisine böyle yavaş yavaş gelmek için birazcık hem yani tını dediğimiz şeyin e, mekandaki her şey tarafından damgalanabilir, e, değiştirilebilir, dönüştürülebilir e, bir şey olduğunu söyledik, söyledim yani dolayısıyla mekan sesi damgalıyor hatta mekan sesi damgalamıyor. Mekan sesi yaratmayı sağlayan aslında bir nevi yaratılmasın zaman mekan. O sesin orada olmasını sağlayan şeyin kendisi aslında. Yani bir nevi bir koşul. sesin işte koşulu aslında hareketselliğinde bulunuyor. Yani madde titreşiyor. İşte hareket etme hareket ediyor yani. Ve enerjisi yol almaya başlıyor. Bir bir hava parçacığı bir diğerine Baş, e, çarpıyor. Bir diğeri bir diğerine çarpıyor. Ve en sonunda bu e, enerji bizim kulağımıza ulaşıyor ve biz sesi algılamaya başlıyoruz. Özgür sesin enerjisi de mekana yayılmaya yayılmış oluyor bu şekilde. E, maddenin enerjisini e, yaymak için ortama ihtiyaç duyması ve maddenin primitif anlamda e, var olması yani sesi, sesi mekandan soyutlanaması hale getiriyor. E, e, maddenin sabit kalamaması e, hareket edemediğini e, etmediğini düşündüğümüz anda bile titreşiyor olması da işte mekanı sesten soyutlanamaz bir e, hale büriyor yani maddeyi biz en sabit olduğunu düşündüğümüz anda bile o madde aslında titreşiyor sadece bizim ne duyumsayabileceğimiz ne gözümüzde ne kulağımızla duyumsayabileceğimiz bir sıklıkta ve gelmekte titreşiyor diyebilirim o açıdan duymak dediğimiz şey her daim olmak zorunda olan bir şey yani bir şekilde dinlenebilecek bir şeyler her zaman etrafımızda e, ses çıkartıyor. E, bu titreşimin aktarılabilirliği olduğu müddetçe e, ses üremek zorundadır demek bir yandan da. Yani titreşimin aktarılabilirliği olmayan bir ortamda yani fiziksel açıdan bilmiyorum. Ama işte şey e, fiziksel açıdan bizim duyamayacağımız ortamlar olabilir pek tabii ki. ama fiziksel açıdan sesin olmayacağı bir ortamdan bahsediyorum ben. Bilmiyorum. Bu açıdan e, sessizlik Pek de imkan dahilinde bir şey gibi değil. Sessizlik dediğimiz şey bir e, maddeyi nitelemekten ziyade veya maddeselliği, mekanı ve zamanı nitelemekten ziyade daha çok kulağı niteler vaziyette e, bir e, kavram olarak gözümüze çarpıyor. Yani oradaki tınısal farklılıkları bir diğer alana göre olan tınısal farklılıkları veya orada merak edilebilecek bir buluntulaştırılabilecek e, sesselliğin olup olmamasını merak etmeyen bir kulağa gönderme yapıyor. Yani. Kulağın dinlememesini veya duyamamasını, duyamamasıyla ilişkilenen bir kavram bağlandı işte e, sana sözü vermeden önce işte John Cage'in anlattığı, kendi e, Ken anlattığı e, bir denemesinde işte Harvard'da bir sessizlik odasına girdiğinden bahsediyor. Yani, e, ve işte sessizlik odasına, bugünlerde bayağı yaygın bu arada bu, e, titreşimin minimalize edildiği çeşitli stüdyolar Ve e, bu odaya girdiğinde e, iki farklı ses duyduğunu söylüyor. E, bir tanesi tiz bir ses, bir tanesi bas bir sesmiş. E, işte ses mühendisinin, oradaki ses mühendisinin e, soruya çıktıktan sonra bir, bir, tiz ses duydum, bir tiz ses duydum, bir bas ses duydum, nedir bu diyor. Ve e, tiz sesin işte sinir sistemi, bas sesin ise kan basıncı ve kalp atışı olduğunu söylüyor ses mühendisi. E, yani John Cage böyle yazmış ama sonrasında o sinir sisteminin sesi olmadığını falan ...söylüyorlar galiba. Orasından ben de tamam diyelim Ama iki tane farklı ses duyduğunu söylüyor. Tamamen titreşimin minimalize edildiği... Hmm. ...bir ortamda dahi. Dolayısıyla dinlemeye çalıştığımızda... E, ...bir şekilde... ...ortamdaki... E, ...sese, sesselliğe... E, ...kulak verebileceğimiz... ...şeyler bulabilir vaziyette olacağız... ...bu alanda. Son olarak sana... ...sözü bırakıp... Hı, tamam. Tamam. Ee... Pilav ve montajdan bahsettim zaten. Bu ya yani bir yandan karşılık Çok şey... bu arada, biraz kısaltalım. Neyden mi yaptık? Çok geçti zamanı, zamanı Hızla Hızlanıyorum. E, e, film zaman mekanından aslında bahsediyoruz dediğim gibi. Ya yani bunun e, alımlanışından, algılanışına bahsediyoruz aslında. Nasıl kurulduysa, oluşumu neyse bunun o şekilde algılıyoruz ve e, alımlıyoruz. E, bu şekilde bir perception ve reception yaratıyor yani. E, filmde bu dediğim gibi farklılanacak. İşte e, bu e, bir yerde e, e, ya, buluntu filmlerde e, özel olarak e, genelde anlatı filmlerini kullandıkları için söylüyorum bunu. E, çok daha e, başka tipte dediğim gibi e, kayıtlar da e, söz konusu ama e, pragmatik bir e, fili, hareket algısını sansasyonel hale getirmek. Sensasyonel deneme duyulara hitap eden anlamında kullanıyorum sensasyoneli. Pragmatik ne demek? Şu demek aslında... Ee, her türlü hareketin bir nedeninin bulunduğu, hareketin e, ol, olabildiğince gerçekçi olduğu, realist olduğu filmler an, a, açıklamaya çalıştığım gibi e, anlatı filmler ve yani e, her hareketin anlatı filmlerinde klasik anlatıda, klasik olumlu sinemada bir nedeni vardır. Yani siz şaşırmazsınız. Bir, e, bir, yani örneğin bir çok e, a, a, e, absürt bir animasyona sahip olan örneğin Hitchcock'un Vertigo'sundaki Scotty'nin işte rüyası. O ee, rüya sekansını kendi başına izleseniz çok absürt hareketlere sahiptir. Ama onun rüya olduğunu mesela bildiğiniz için o film üzerinde öyle bir bütünlüğü ya yani hiç kokun filminin bütünlüğü içerisinde var olduğu için örneğin onun bir nedenini bulursunuz. Niye böyle bir hareket var? Çünkü Scotty rüya görüyor. Diyeceksiniz. Aslında pragmatizmden kastım bu. Bir, 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 bir e, spesifik bir amacınız var. O tip böyle bir e, ortalama olmayan bir hareket filmin içerisine zerk etmek için. Onun haricinde her türlü hareket realisttir. Anlat filmlerinde bir nedeni vardır. Bir amacı vardır. E, sa sansasyonel hale getirmek bunu bunun kendisini bozmak oluyor. Örnek vereceğim ben burada. de hızlı bir şekilde ilerleyebileyim diye e, ve sona gelebilelim diye. E, ...Ken Kancıyla Kapısı mesela çok ünlü bir filmdir bu. E, Tom Tom'da Piper's Son diye bir filmi vardır. Bu zaten hani e, Billy Blith Billy Beatser'dı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Filmi çeken 1905 yılında çektiği bir film. ...Ken Jacobs'a 1969 yılında tekrar kurguluyor bu filmi. E, bu e, e, statik planlarda oluşan çok e, eskiden yapılmış olan statik planların e, e, arda sıralanmasından oluşan böyle bir zaman mekansallığı olan bir film. E, yani eski filmlerde de genelde dikkat edilince şunu e, görürüz: planı bütünlüğünde kavrarız, bakarız, hissederiz ve e, e, şeydir izlenebilirdir tüm izlenebilirdir tüm hareketler ve zorlanmayız izlerken. Kendisi şöyle bir... ...ve yani kolaydır izlemesi ve çok fazla... E, ...data yoktur. E, veri yoktur. E, çerçevenin içerisinde de. Yani çünkü... E, ...montaj çok kompleks değildir. Acayip dereceden şimdiki zamanı... ...yansıtır tüm ülkelerin arda arda sıralanışı. E, e, dediğim gibi hareket de... ...pragmatiktir. Yani belli bir çerçeve dışına... ...çıkıldığı zaman başka bir plana kesilir. Zaten. kendi şunu yapıyor. Bu filmin mesela, yeniden fotoğraflayarak... ...bu filmi... E, bu filmin planının planlarının içerisinde mesela aşırı derecede yaklaşıyor. Hiç normal şartlarda dikkat etmeyeceğiniz planın içerisindeki bir kısma sizi dikkat ettirtiyor aslında. Ya yani burada şöyle bir anekdot verebilir miyim? Sonra McLuhan bahsediyordu. Marshall McLuhan bahsediyordu. Understanding Media kitabındaydı. Bir Amerikan yerlisi hiç hiç film görmemiş. Daha önce bir Amerikan yerlisinde bir film izletiyorlar. Bir e, anlatı filmi onun dilinden e, anlayan bir adam da konuşuyor onunla izlerken. Ne görüyorsun diye sorduklarında mesela Adam film izlerken tavuk diyor. E, i̇zleyen adamlar, e, kadınlar tavuğu göremiyorlar. Tavuk nerede diyorlar. Orada orada diyor. Göremiyorlar. Tekrar nerede? Şurada. Arkada, çok çok arkada. Filanın epey arkasında tavuk varmış. Yani görü dediğiniz şey bile, vision dediğiniz şey bile aslında herkes için aynı şekilde bütünlükle çalışmıyor. Ve yani, Kenji Yıkıp'sın yaptığına dönerse aslında tam olarak Kenji Yıkıp size o o yerlinin nasıl gördüğünü özetliyor diyebilirim. Yani belli bir datayı bütünlüğüne görmediğin zaman, parçasını gördüğün zaman nasıl görüyorsun aslında? Nasıl deneyim ederdin filmi? O şekilde deneyim etse, etseydin. Yani Ken Jacobs e. kendi adına böyle bu şekilde deneyim etmiş, çıktısını da getirmiş. Yani mesela böyle bir değeri var örneğin. Yani bu film, yani film denen medyuma farklı bir şekilde bakmanızı sağlayan bir e, film yapım pratiği diyeyim. Yani bu benim verebileceğim herhalde en 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 sevdiğim örneklerden de bir tanesi ve en Böyle güçlü örneklerden de bir tanesi. Yani bunu e, söyleyeyim dedim, örnek olarak da bunu vereyim dedim. Bu zaman mekanın nasıl e, başkalaştırılabileceğiyle alakalı. Yani filmi de durdurur örneğin. Hani belli yerlerde hareketi de e, durdurur. Yani duran hareketi nasıl algılıyorsunuz o zamanın geçtiğini bilirken. Bir sürü yaptığı şey vardır, burada saymak da bitmez de. Çok önemli bir filmdir. Ama temelde yaptığı şey e, film e, o planların bütünlüklü algısını parçasal hale getirmektir. Zaten ilk başta filmi, 10 dakikadır film normal, orijinal film. 10 dakikalık filmi gösterir size. Sonra müdahale eder. 1 saat 50 dakika boyunca. 2 saattir film. 10 dakikası asıl filmdir. 1, 1 saat 50 dakikası deneydir. Diyeyim. Özetlemiş olayım. Örneğimi de vermiş olayım. Anlattığım şeyleri ilüstre etme açısından. Sana bırakıyorum. Bitiriyorum ben. İşte e, sergi, işte tını düşünmenin ortak eee aslında yani ortam ve maddeselliğin düşünülmesiyle ilişkili olduğunu söyledik. Yani sesi düşünüyorsak, sesi üretmeye düşünüyorsak, ortamı, buluntu, ses imal etmek istiyorsak, ortamı ve maddeselliği bir şekilde düşünüyor oluyoruz. Müzisyenin ortamdaki nesnelerin, yani müziksel perspektifinden bakıyorum şu an, müzisyenin ortamdaki nesnelerin bir bakıma hareket potansiyellerini belli bağlamlarda düşünen bir insan olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Yani bunu kulağı için yapıyor tabii ki yani sinema söz konusu olduğunda bunu hem yüz hem kulağı için yapıyor olabilir. Farklı bir medyada, farklı bir disiplinde. E, kendince duyulmamış hareket birlikteliklerini e, işte buluntu ses olarak tabir edilebilecek, işte yeni bir tını olarak tabir edilebilecek bu hareket birlikteliklerini e, imal ederek işte bir müzik önermesi sunuyor. Sıra e, Sesi işte sesi veya işte müziği e, maddenin hareketine doğru temellendirerek e, ve materyalin e, temellendirirsek e, temellendirmek ve materyal e, incelemesi bu bağlamda zaruri bir hale geliyor. Yani ne demeye çalışıyorum? Ses ve müzik bir nevi maddenin hareketiyle bu kadar varoluşsal bir ilişkiye sahipse e, materyalin ve maddenin incelenmesi de bir hayli zaruri ve e, mecburi olmaya başlayacak. E, sergide eseri olan sergideki bir eserden bahsedeyim. Share screen yapabileceğim umarım. Ha. Mesela e, Annette Ronsler'in e, eserini şu an görüyor muyuz Cem? Görüyoruz. Tabii tabii ben görüyorum. Görüyoruz. E, bu sergiyi gezerken e, bu eseri işte ilk eserin sergilendiği bölüme girdiğimde e, aslında görsel çıktısı çok kuvvetli olan bir eser görünüyor. E, ama ben henüz daha e, eserin esere yaklaşmamışken işte ampullerin ve işte çeşitli cam nesnelerin içerisinde bulunan e, sarkıtılmış ampullerin e, belli ses imkanları yaratabileceğinin farkına varabiliyor insan. Evet. Ve içerisinde de gezinebilecek açıklıkta bir e, yapısı var e, eserin. Dolayısıyla ben eserin mesela kendi üzerimde söyle söylemem gerekirse eseri ilk gördüğümde e, eserin içerisinde gezinirken ortaya çıkabilecek cam seslerinin, camların bir benim rüzgarım dolayısıyla e, o ampulün ve e, ampulün camları olan çarpışının ve bu tıkırtıların e, potansiyel seslerine kulak kabartmaya çalıştım mesela. Dolayısıyla bunu bir e, yani görsel kültürü düşük olan bir insanımdır ben. <laughs> ve tamamen buradaki sesselliği aramaya başladım dolayısıyla. E, yani sesi aradığımız sürece bulabileceğimizi gayet güzel bence. Yani çok düşük e, e, yükseklikte bir ses çıkartıyordu mesela. Ama aradığımız sürece bulabileceğimizi gösterebilen bir e, eser olarak söyleyebilirim bu eseri örneğin. E, ve yani tüm deneyimleme sürecim e, görsel çıktısından ziyade biraz daha işitsel çıktısına e, yolunlaşarak gerçekleşti diyebilirim. E, onun dışında e, yani bir bakıma eserde benim rüzgarım yani Sanatçının benim rüzgârımla e, ampulleri cam nesneleri müzikselleştirdiğini kendimce söyleyemem. Benim den deneyimim bu e, yolda oldu. E, bu açıdan evet, sergiye tamamen e, ilişkisinden bahsetmek gerekirse sesi üretmek bir açıdan dinlemek öncül olarak olabilir e, müzik veya ses kapsamında sesi üretmek işte dinlemek bir öncül. E, duyu olabilir belki yani duymak ancak e, onunla ona eşlik etmesi gereken e, izlemek veya dokunmak olmak zorunda kalıyor bu açıdan. Yani e, bu sergide bu eseri, bu eseri deneyimlerken ben gözlerim vasıtasıyla oradaki ses tahayyülünü e, bir ses tahayyülü oluşturdum ve ona kulak kabartmaya ya, karar vermem o e, sesi duymadan direkt e, gözlerim vasıtasıyla oluştu diyebilirim. O, o yüzden müzik e, her zaman işte bu üç duyunun arasında e, çeşitli şekillerde zaman zaman ikisinin zaman zaman üçünün kullanıldığı şekillerde ortaya çıkmıştır diyebilirim. Göz görüyor, dokunma duyusu hissediyor ve sesi kulağı için imgeliyor veya sesi kulağı için yaratıyor e, diyebilirim. Yani her ses e, müzik, tını bu üç duyu arasında gidip gelerek üretiliyor bu bağlamda benim perspektifimde. E, serginin sessizlik kavramıyla ve işte bu bir şekilde sessellik, buluntululuk kavramlarıyla ilişkisine e, gelmek gerekirse bu sebeple birazcık buluntu sesten, buluntu filmden bahsettiğimi, kendi adıma buluntu sesten bahsettiğimi söyleyebilirim. Benim sözüm burada bitti. Tamam. Ee, e, sen zaten hani gören kulaklar kısmından bahsetmiş oldun biraz. Ben dinleyen gözler kısmına gireceğim. Yani sinemada zaten ee, e, yalnızca hareketin olması itibarıyla hareketin e, bir şekilde belli bir duyu organınıza hani öncelikle sessiz filmde belki sadece e, görsel e, ama sonra da işitsel de aynı zamanda bir e, ama harekete bakarım yani sadece görsel harekete bir e, sessizlik söz konusu örneğin hani şeyde e, Jean Baudrillard'ın e, çok çok güzel bir kitabı imkansız Takas kitabında, Impossible Exchange kitabında mesela şeyden bahsediyor. fotoğrafla ilgili mesela sonlara doğru bir kısımda e, fotoğrafın kendisinin sessiz olduğunu e, yani sinemada ise ister istemez yani hareketli görüntüde de ses olduğunu söyler. Yani, e, yani duyarsınız o sesi bir şekilde e, yani şey olmasa bile, bir sesi olmasa bile onun belli bir hareketi sizin, o, onu en azından e, işitsel olarak simüle etmenizi sağlar. Yani sinestetik bir durum söz konusu. Burada. Yani bunu çok daha e, şey yapmaya çalışan e, e, bu deneyimi yaratmaya çalışan yönetmenler var. Theo Hernandez gibi, Stan Brakhage gibi yani bunlar böyle çok, gerçekten hakikaten dille ifade edilmesi çok çok zor olan e, şeyler. Ya yani bu filmleri açıklamak, görülmesi lazım, deneyim edilmesi lazım. O yüzden sadece şu an olabildiğince kelimelerle açıklamaya çalışıyorum ama hani e, hareketi çok yayın yoğun bir şekilde sunduğunuzda e, ortalamadan Fazlasıyla çıkardığınızda ya da mesela ses imge senkronunu bozduğunuzda e, yavaş yavaş e, gördüğünüz şeyi duymaya evriltiyorsunuz gözlerinizi. Örnek vereyim. Burada sergiden bir örnek vereceğim. Michael Snow'un Snow Piyano Sculpture'ını hemen bir dakika e, açayım. Ekranı paylaşayım. Evet bu buradan. Heh. Bu işte örneğin Şöyle bir durum var. Bu bütün bu bahsettiğim algı meselelerini burada toparlayabilirim. Ya tabii ki de bu işin bu eserin e, bu şekilde deneyim edilmesi gerekiyor ama ben bir plan üzerinden örnek verirsem, ya bu bir video olsaydı, bunu bir ekranda izleseydim ben. E, deneyim şu aslında. Mark Snow e, 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 piyano, kendisi aynı zamanda piyanist bu arada. E, sesleri, ya piyanonun sesini e, piyanonun görüntüsünden, ya ellerin onu çalan, ondan ses çıkaran görüntüden çıkartıyor, senkronizasyonunu bozuyor. Şimdi biz eğer ki bir video izlesedik, yani piyanist değilsek ya da özellikle ellere uyarılmıyorsak nasıl hareket ettiğini, e, muhtemelen ya da çok sofistik hareket etmiyorlarsa e, ellere çok dikkat etmeyeceğiz. Yani direkt e, o e, piyanonun nasıl ses çıkardığına dikkat edeceğiz ve o yüzden e, bakıyor olacağız ona. Yani çok aslında e, pratik bir bakışımız olacak. Ama yani Snow bu e, işitsel boyutla, işitsel kuşakla, görsel kuşağı ayırdığında, desenkronize ettiğinde bunları şöyle bir şey olmaya başlıyor. Biz görselle işitsel arasındaki e, e, bağlantıyı direkt olarak kurmuyoruz. Çünkü zaten kendisini öyle tezahür ettirmiyor. E, yani e, 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 piyanonun sesi ele bağlı olmadığını görüyoruz. Bu şuna şuna açıyor bizi, algımızı açıyor en azından. E, ha, piyanonun piyanoyu çalan eller nasıl hareket ediyor? Hani burada da olduğu gibi biraz hani simüle edilmiş haliyle fütürist bir fotoğraf gibi gözüküyor burada. Ee, hareket e, görsel hareket nasıl bir e, duyarlılığa yol, yol açabilir? İşitsel düzeyde. Yani bu dediğim gibi yani çok açıklanabilecek bir şey değil ama yani, e, sinestetik bir tarafı var bunun. Yani herhangi bir duyu organının herhangi bir duyu organına kendince bağlanması ya da işlevini o duyu organının ataması hali. Bunu yapabiliyorsunuz. Örneğin yani vereceğim örnek e, buydu sergiden. E, onun haricinde Michael Snow bu arada. Yani Michael Snow'dan bir, biraz daha bahsetmem gerekirse. Çok sevdiğim bir insan olduğu için. Diye, başka işlerinde de e, söz konusu olan bir şey bu. Örneğin e, See You Later diye bir filmi vardır. E, ya bu filmde e, çok basit bir hareketi. İşten çıkan bir adamın... E, yani Sandalesinden kalkıp kapıyı açıp kapıdan çıkma hareketini epey bir yavaş çekimde gösterir. Hani sesi de muhafaza ediyordu yanlış hatırlamıyorsam. E, o hareketlerin, yani görsel olan hareketin o kadar yavaş kendisini tezahür ettirdiğinde, o kadar yavaş gözüktüğünde, ortaya çıktığında fenomen olarak e, duyduğunuzu hissedersiniz önüne. Çok yavaştır çünkü. Ortalama bir hareket değildir. Onu direkt pratik olarak o, olduğu haliyle ortalama bir hareket olarak algılayamazsınız. Ya da Soyuz Liste mesela. O daha iyi bir örnek. E, belli kelimeler ile cümleler kurar ve her seferinde e, e, plana belli bir kelime girer. Snow'un filminde. Ve bunlar farklı hızlarda e, görünürler. Hiç ses yoktur bu filmde. Ama siz o kelimelerin ard arda, arda gelişlerinin ritmini duyarsınız. Nerede duyarsınız derken? İçsel olarak hissedersiniz bunu. Bedeninizde mi hissedersiniz artık? Beyninizde Tam, Tam olarak açıklayamıyorum onu ama e, e, ses olmamasına karşı o şeyin görsel olarak hareketinden çıkarsanan bir işitsellik var. Göze hitap eden. Kastım bu aslında. Yani Mike birçok içinde görülebilir bu. Yani daha örnekleri çoğaltabilirim ama hani uzatmak da istemiyorum. Şey ya yani bu ilk tabi tabi. evet, evet çünkü sonuna kadar gidebilir. Yani e, Mike Sohn daha önce de yaptığı bir şey. Yani Pinocchio yani 2009'da yapmış olması lazım. Çok daha önceki filmlerden var. 80'lerde 90'larda yaptığı işlerde de var bu. Eğilim. Diyeyim. Ben de bitirmiş olayım. Sorulara geçebiliriz herhalde. Var ise eğer. Merhaba Ertan. Merhaba. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Şimdi soruları ve yorumları alabiliriz. Soru ve yorumlarınızı alt panelde yer alan Q&A penceresine yazarak iletebilirsiniz. Bir katılımcımız merhaba ses unsurunun anlatılan narrasyonun mekanını ve boyutlarını nasıl geliştirip büzüştürebileceğini, nasıl zoom in zoom out işlevi görebileceğini örneklendirebilir misiniz diye sormuş. Yani örnek vermek gerekirse bir yani şöyle söyleyebilirim herhangi bir ses duyduğumuz anda eğer o bir merak uyandırmaya başlıyorsa örneğin kendi söylediklerimden birazcık yola çıkarak zaten bir şekilde mekanın o ses kaynağının kendisine doğru dikkatin çevrilmesi başlar diye düşünüyorum ve dolayısıyla yani izlemeye de bir eğilim eğer ortamda dikkati çeken bir sessellik, sesi açığa çıkaran bir materyal, bir madde varsa izlemeye de eğilim o maddeye, materyale doğru olacaktır bu anlamda. Yani o açıdan e, yani zoom in, zoom out demiş e, soran arkadaşımız yani direkt olarak bir yere fokuslanmanı sağlayabiliyorsa bir ses veya sessellik Diğer şeylerden kendini soyutlanmış bir şekilde düşünebileceğini söylemeyeceğim ama ona fokuslanabiliyor, odaklanabiliyor olması insanın bir nevi dikkatini tamamen bir maddeselliğe, bir maddenin enerjisine doğru yoğunlaşmak ve bunu bir nevi bir zümin olarak düşünebiliriz diye düşünüyorum. Yani bir uzaklık ilişkisini yakınlaştırmak gibi değil de yani direkt olarak 3 metre, 5 metre yakınlaşmak gibi değil. Ee, ancak dikkati oraya topladığımızda e, bir şekilde e, orayla kurduğumuz ilişkinin yoğunluğu bir nevi e, o maddesellikle, o sessellikle, ya işte e, ortamın o bölümüyle daha e, yolu artacağı için e, bir cüzgün etkisi yaratabilir algısal düzeyde. Bilmiyorum yeterli bir cevap oldu veya Cem sen Ben yani tam yani bana mı soruldu? Sanam soru tam tam sinemada. O... İşte, Kiminize de sorulmuş şey. gibi geldi. Evet ama <laughs> sen yani, işte, <laughs> cevap verdin. Yani hani ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Ee, gayet güzel cevap Hani Sinemada ses imge ayrımı yani e, avantgard işleri e, bir kenara bırakırsak çok daha öncesinde 1920'lerde de yapılan bir şey bu ama e, daha böyle herhalde 50'lerden sonrasına denk gelen bir şey ve ee, yani daha önce en azından şöyle yapılan bir şey daha şöyle söyleyeyim. Bir e, anlatının dışından konuşan bir ses var ve anlatıyı yönetiyor olarak görebilirsiniz. Örneğin klasik filmlerde böyle uygulanır. Ama e, örneğin diyelim ki e, Margaret Duran'ın filmlerini izlediğinizde ses başlı başına bir e, öğedir filmin içerisinde ve filmi an, anlatıya anlatının dışındadır ama a anlatır gibi de değildir o e hikaye, öykü, görsel neyse o ne ifade ediyorsa artık. Çok daha onunla iç içedir diyeyim. Hani zoom in, zoom out burada tam tabii orayı e şey yapamadım anlayamadım ama ya, bir boyut kat sessel evet. daha ilişkiliymiş gibi. Evet. Yani, sa Emin Sana mı sordu acaba bana mı sordu diye yani böyle bir taraf var ama yani imgenin e sesin kullanımının imgeyi dönüştürmesi özelinde yani çok e, basitçe anlatıyorum ama sana sorulduğu için hani çok karmaşık anlatmayayım dedim o yüzden tamamen bu neden çok teşekkür ederiz. E, Nitupayzo Buluntu Found telif hakkı copyright arasındaki ticari ilişki hakkında neler düşünüyorsunuz diye bir soru sormuş. Yani biraz gerilla bir insanım bu konuda. <laughs> e, yani telif hakkı ile ilgili ne düşünüyorum? Yani bu birazcık fazla, nasıl desem, bugünlerde en azından e, müzik sahnesinde birazcık e, bir yerden bir şey alındığında yakalanırsam öderim gibi düşünülüyor. E, bilmiyorum bunu, olumlu karşılayabilir bir insan, olumsuz karşılayabilir. Ama bundan bir telif hakkı e, talep ediliyor olması bence çok fazla... Bilmiyorum, hoş karşılanabilecek bir şey değil benim perspektifimce Çünkü yepyeni bir müziksellik, yepyeni bir e, veya işte sinema söz konusu olduğunda e, yeni bir film e, hareket e, anlayışı sunuyor oluyor. Dolayısıyla bir e, bilmiyorum, fikirle ilgili fikir çalmak dediğim şey birazcık besteciliğiydi. Besteci geçmişimden ötürü en azından ee, hocalarımla kurduğum ilişkide de, arkadaşlarımla kurduğum ilişkide de e, yani Stravinsky'nin bir sözünü alıntılayabilirim belki burada. E, i̇şte iyi besteci e, en iyi çalan bestecidir gibi bir söylemi var Stravinsky'nin. <laughs> yani telif hakkıyla ilişkisini nasıl kurduğumu belki bu söylem daha iyi anlatıyor olabilir yani. Ya, ya ben, de ben bir abi. otantik bağlantılar bir şekilde e, geçmişle deneyimlerimizle kurduğumuz ilişkiler dolayısıyla oluşabildiği için e, yani pek tabii ki bir şeyleri kullanıyor olacağız e, bir şeyi direkt kullanıp başka bir hale çevirmek de çevirmek daha e, masraflı olmamalı bu açısı bu açıdan diye düşünüyorum yani kalkıp da e, Cem'in bir filmindeki seslerliği ben kullanıp bir müzik yaptığımda e, benim yaptığım müzikten kazanabileceğim e, paradan daha fazla para isteyebiliyorlar Örneğin. Yani, yani böyle sonuçlar doğurabiliyor. O yüzden böyle birazcık e, sınırlarda dolaşabilecek bir soru gibi geliyor bana. Yani sorunun evet. cevabı. Yani çok net bir şey söyleyemiyorum bu Ya bu aynı zamanda bence dünyada hani bir orijinal iş e, fetişi var, fetişleyebiliriz diyebiliriz herhalde bunu. <laughs> ama ama her şeyde yani büyük oranda internette var olmaya e, çalıştığı için de bunu kontrol edemiyorsunuz aslında. Yani hani e, tabii ki de bunu kontrol edebilen insanlar da vardır hani bunun üzerine çok fazla çalışıp onun için çalışan yani. firmalar var. Evet e, firmalar var Hı. en nihayetinde ama yani hani e, şey e, şeylerin gidişatı bu kayıt teknolojilerinin ya da kayıtsallığın vardığı nokta e, kesinlikle tam tersini söylüyor. Yani hani bunu yani yapılmaya devam edecek. Yani bunun ahlaki tarafına ben de hani ben de açıkçası e, en azından çalmak demeyelim de. Kullanılabilir olması tarzı. Yok, onu zaten değil. bir söylem evet. olduğu için söyledim evet, de yani. Evet, Riz evet, evet. Tamam çok gerektiğini düşünüyorum demiş evet. işte evet. Ee, şey. Yani bu konu şeye katılıyorum, ha. Ha, bu açıdan diyorum. katılıyorum. Tamam. Ama yani şöyle bir durum var, Onu manipüle ettiğiniz yöntemler evet. onu olmaktan tamamen çıkartabilir ve o o e, yani ses üzerinden düşünürsek e, bir ses sample'ını. E, inanılmaz e, dijitalize olmuş elektronik e, manipülasyon yöntemleriyle ben sunduğumda hali hazırda kayıt altına alınmış sesle bir hiçbir alakası kalınmayacak, duyumsanamayacak, farklılığa uğrayabilir. Evet. Benim onu direkt kullanıyor olmam, yani gerçekten onun e, asıl haline uygun bir e, şekilde kullanıyor olmam ve onun emeğini bir şekilde kullanıyor olmam anlamına da geliyor bu bir bakıma. E, böyle bir durum olduğunda pek tabii katılıyorum yani. Evet. Bu, bu, bunun üzerine emek vermişsin tamamıyla ve ben bunu bu şekilde kullanmak istiyorum e, gibi bir soru geldiğinde birazcık saçma olabilir. Mesela <laughs> çok çok hakikaten radikal örnekler verilebilir. Mesela şey düşündüm aklıma direkt Martin Arnald'ın The Animated diye bir filmi vardır. Bu filmin içerisinde örneğin filmin dijital yollarla filmin içerisindeki hareketlerin neredeyse yüzde 85'ini siler. Şimdi film kalmadı, film gitti. Filmin sadece mekanı kaldı. Hani filmin mekanı mı senin olmalı acaba? Footage mı senin olmalı? Yani görüntü mü senin olmalı? Hani filmler hakikaten neredeyse eser kalmıyor. Film eser kalmaması üzerine bir film zaten. Ama örnek de bunu yani, bu, tabii, şekilde para bu şekilde para şekilde düşünmek için... zorunda değil. tabi Ben sadece yok örnek yok. veriyorum. Hani ne, nereye çekeceğiz tabii, yani bilmiyorum. Bence de yani Rıza'lı da olması yok gereken yok. durumlar... Herkesin bu şekilde para kazandığını düşünüyor olursak bir bakıma yani evet. makul yani Olabilecek en sağlıklı sonuç şu düzende, bu olduğunu evet. kabul ediyorum zaten. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Ben, zaten ben de kabul etmekle beraber. Bunun ee... olması gerekli mi diye soruyorum yani şey, yani yaşamsal fonksiyonlarımız buna bağlı diye pek tabii ki bu şekilde çalışıyor olmak zorundayız. Ya ben bir tek bir, bir, bir şey ileri demiyorum, bir yoksa tık tık bir, bir sonraki yarın öleceğiz yani. Ya ben Bunu bir survive <laughs> Bir demiyor olacağız. daha ileri götüreyim. E, bu bu dünyada olabilir mi? Yani tam anlamıyla olabilir mi? Hani, yoksa? E, ahlaki kısmını kabul etmiyor değilim yani e, o zor gibi. Yani yaşamsal hakkını e, alıyormuşsun gibi görülüyor olabilir bu tehdit evet. söz konusu olduğunda bu açıdan bir şey diyemiyorum evet. ve evet. E, şu dünya düzeninde de bunun olması gerekebileceğini düşünüyorum ben de. ama e, yani kavramsal açıdan bunun gerekliliğini sorgulamıyor değilim öyle evet. değil Evet. Kavramsal açıdan desteklemiyor olup dünya düzeni düşündüğümde ekonomik açıdan desteklemek zorunda evet. kalıyorum. Evet. tamam. anladım. Bir soru daha var. Imgeyi. Evet. Ee, imgeyi buluşturan şey, buluntulaştıran şey objektif midir yoksa göz mü diye sormuş. Bu bayağı güzel bir soru. Ben cevaplayayım mı bunu? Ee, güzel. E, bu e, yani şu ana kadar sorular hakikaten gayet güzel de e, bu soruyu ekstra hani bir e, cevaplamak isterim ben. E bence ikisi de ya zaten hani bu konuşmanın başında dediğim gibi hani bir objektif bunu tulaştırıyor zaten. O, o işin yapısal tarafı. Yani kayıt olmasaydı buluntudan zaten söze demezdik. Bir şey bulunamazdı çünkü. O yüzden objektif bir yerde yapıyordur. objektiften kastımız bu yani kayıt almaksa objektif. Yani ben bir an öyle anladım. Emin değilim tabii ama bu kısmı yapısal kısım. E, göz buluntu film yapmanız için şart ama yani çünkü o kendi başına var olmayacak. En nihayetinde. Yani Ken Jacobs örne örneğinde verdiğim gibi. Ya da Martin Arnold örneğinde de aynı şekilde. Yani orada sizin o e, üretilmiş fil olan filmden ne türettiğiniz aslında önemli. Üretmek ve türetmek var. Üretilmiş bir şey ondan bir şey türeteceksiniz. O göz lazım. A ya göz lazım, akıl lazım. Yani ikisi bir arada. Göz ve akıl değil. Onlar zaten bir arada da şey de bir arada. <laughs> Objektifle göz de bir arada. Bu kadar. <laughs> Teşekkür ederim. Başka sorusu veya yorumu olan var mıdır? Melih Bey chatten yazmış. Sevgili Hasan Cem ve Furkan sayenizde ne kadar çok şey öğrendim. Bu sergiyi kurmadan önce sizinle tanışmış olsaydım ortaya daha da cesur bir sonuç çıkardı. İkinize de çok teşekkür ederim. Başka bir projede birlikte çalışabilmeyi dilerim. Yürekten teşekkür ederim. Sevgilerimle Melih. Biz de çok teşekkür ederiz. Melih Bey, sizi e, konuşmak isterseniz size söz hakkı da verebilirim. Hoş geldiniz Melih Bey. E, bu kadar güzel bir sohbeti ben e, hangi sözlerle bozabilirim diye düşündüm. Ancak veda olabilir. E, çok keyif aldım, çok şey öğrendim. Sami söylüyorum, çok şey öğrendim. Biz de çok keyif aldık. Meğer, meğer ne kadar cahilmişim dedirttiniz bana bir ara. Evet, o playlisti ve görülmesi gereken filmler ve okulması gereken kitaplar e, onu heyecanla bekliyorum. E, dolayısıyla birazcık daha acayip olacağım bunları okuduktan, dinledikten sonra. Hakikaten minnettarım. Çok teşekkür ederim. Meltemciğin sana da çok teşekkür ediyorum. Ben Umarım güzel. herkes en az benim kadar keyif almıştır. Dediğim gibi e, başka bir projede, bu defa birlikte çalışabilir, çalışarak bir şey üretebilir miyiz? Evet. Onun üzerine kafaya olmaya başlayacağız. Çok teşekkür ederim. Biz Ellerine çok teşekkür de ederiz. Meltemcim senin de canım. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Eyvallah. Hadi bay bay. Melih Bey'in bahsettiği e, film listesi, müzik listesi ve e, buluntu film üzerine tezler başlıklı metni şu an chatten bulabilirsiniz. Oradaki linkten takip ediyor olabilirsiniz. Başka bir soru varsa alabiliriz, yorum alabiliriz. O halde yorum ve soru yok. Çok teşekkür ederiz Hasan Cem Çal ve Furkan Keçeli. Herkese katıldığı için çok teşekkürler derken chatten bir soru mu geldi? Hemen onu da soralım sorayım. Araştırmaya Aha. çok teşvik edici bir söyleşiydi. Kavramsal boyutta düşünmeye teşvik etti bahsettiğiniz malzemeler. Felsefi tartışmalarda harika olanaklar. Çok teşekkürler diye bir yorum gelmiş. teşekkür, teşekkür ederiz. Tekrar çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz için görüşmek üzere görüşmek üzere